İyi akşamlar sevgili TV'den izleyicileri. Bir esnafın kürsüsü programıyla da sizlerle birlikteyiz. Ben programa başlamadan önce bir açıklama yapmak istiyorum. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Eski Başkanı Sayın Hulusi Akçı ile birlikte başladığımız bu programı artık bundan sonra bu haftadan itibaren ben yalnız başıma hazırlayıp sunacağım. Çünkü Hulusi Başkan zaten bu programın bir ön ayak olmak istediği, esnafın ve sanatkarların sesinin bu ekranlardan duyulması için bizi biraz da kamçıladı diyelim. Onunla birlikte bu programı başlattık. O öncülüğünü yaptı, kıvılcımını yaktı. Biz onunla birlikte 4-5 hafta bu programı birlikte sunduk. Artık bu haftadan itibaren sadece ben kendim programı hazırlayıp sunacağım. Hulusi Başkan'a ben katkılar için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Bu akşam konuğum İzmir'den. İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası Başkanı Sayın Hasan Basri Bostancı Beyefendi. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, oldu. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Şimdi okullar açılmak üzere değerli izleyiciler. Bu dönemde en çok konuşulan kırtasiye masrafları olur. Özel okul giderleri olur. Bunun yanında tabii en büyük de bizim okul dönemlerinde kahrımızı çeken servis araçları var. Servis araçlarının şoförlerinin esnaf, onlar var. O esnaf grubu var. Sadece öğrencilerimiz değil, işçilerimizi fabrikalarına taşıyan, işletmelerine taşıyan, servis araçlarını işleten İzmir'deki Esnaf Odası'nın başkanı, değerli başkanım. Başkanım gerçekten sizin ağır bir yükümlülüğünüz var. Evet. Yani çok, çünkü en değerli varlıklarımızı biz size emanet ediyoruz. Kendi canımızı emanet ediyoruz. Sadece servis araçları anlamında değil, otobüsçülerin de aynı zamanda başkanısınız. Evet. Uzun seyahatlerde bizi seyahat ettiriyorsunuz. Ben öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Kendinizi bir kısaca tanıtmanızı istiyorum. Vallahi öncelikle ben Hulusi Başkanıma, bizim üstadımızdır. Evet. Esnafımıza çok emeği geçmiştir. Yakinen tanıdığım bir dostumuz. Kendisine de buradan selam ve saygılarımı sunuyorum. Esnafa yaptığı hizmetleri kimse inkar edemez. Evet. Hulusi abi bizim abimizdir, büyüğümüzdür. Kendisine de buradan selam ve saygılarımı, mutlaka hürmetlerimi iletiyorum. Mutlaka izlediğini düşünüyorum ben çünkü kendisine beraber de onun kendi programı bu. Sağ olsun, eksik olmasın. Böyle bir olaya ön ayak olduğu için, evet, ve sizlerin de önünü açtığı için kendisine de tekrar buradan teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Ben İzmir Otobüs ve Servis Araçları Oda Başkanıyım. Evet. 1993 senesinden beri bu görevdeyim ve Türkiye'de birçok ilklere imza attık. Yüce Rabbim bizi vesile kıldı. Bizim odamızın ismi ve odamız 1966 senesinde İzmir Otobüsçüler ve Şoförler Odası olarak kurulmuş bir odaydı. O zamanlar odaydı. Dernekti sanırım. Dernek, tabii dernekti. Dernekti yani. Daha sonra kulakları çınlasın, Allah uzun ömürler versin. Yine büyük duayen, büyük üstad Sayın Cemal Tercan'ın ve değerli büyüklerimizin katkılarıyla Dernekler Oda oldu. Evet. Dernekler Oda olurken bizim odamızın ismi İzmir Otobüsçüler ve Şoförleri Odası unvanına sahipti. Evet. Bu statüdeki odamızın içinden 1992 senesinde İzmir Minibüsçüler Odası ayrıldı. Evet. İşte bu ayrımda bizim odamızın ismini biz 1996 senesinde İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası haline getirdik. Evet. Tekrar bir statü değişikliği yaptık. Ve Türkiye'de ilk defa bu servis taşımacının bir meslek, bir sektör olması için çalışmalar yaptık. Evet. Yüce Rabbim bunu bize bağışladı, bizi vesile kıldı. Daha önce yalnızca okul taşıtının unvanı vardı. İşte bizler bunu yaptığımız o müracaatların neticesinde önce 27 Ekim 1996 yılında, yani biz odayı kurduktan 2-3 ay sonra, evet, dediler ki umum servis aracı nedir ya? Nedir bu yani? Ne gereği var? Nereden çıktı dediler. Dedim bekleyin siz. Biz odayı kurduktan 3 ay sonra 2918 sayılı yasada bir yeniden düzenleme yapıldı. Evet. Burada personel taşıtının tanımı geldi. Bununla beraber umum servis aracının tanımı geldi. Evet. Yani biz o zaman 3 ay, 4 ay öncesinden tedbirimizi almış ve odamızın unvanını değiştirmiştik. Evet. Daha sonra da ben bu arabalara nasıl bir tahtip kapsamına alınır deyince
İnsanlar ya bu delirmiş dediler. Evet. Bu arabalar dedim tek harf grubu olacak, tek renk olacak. İnanamadılar. Güldüler bana. Evet. Ve Yüce Rabbim bunu bizlere nasip etti. Ve Türkiye'de bir İzmir'den mum yaptık. Şu S plak olarak kullandığımız... Yani servis plakı. Şimdi bazı yerler J plaka, bazı yerler C plaka. Evet. Ama sonuçta servis taşımacılığının bir sektör haline gelmesine vesile kıldık. Evet. Yani daha önce Bağını Bahçesi'nin traktörünü satan, metropole gidip bir araba alıp ben servisçiyim diye yola çıkıyordu. Evet. İşte sizin de programın başında ifade ettiğiniz gibi biz Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz. Evet. Büyük Atatürk'ün bize emanet ettikleri, bugünün küçükleri yarının büyüklerini taşıyoruz. Evet. Bizler hem bu işi sektörde hizmet veren hem de sektörde hizmet alan kişileriz. Biz de bu sorumluluk, bu bilinçle bu taşımacılığı yapan bir esnaf topluluğuz. Evet. Ve işimizin ne kadar kutsal olduğunu ve eğitimin bir parçası olduğumuzu kabul ederek her geçen günde kendi sektörümüzde hizmet çıtamızı bir parça daha yükseltmeye çalışıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi can taşıyoruz. En değerli varlıklarımızı taşıyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarla bu taşımacılık sektör oldu. Artık her önüne gelenin yaptığı bir taşımacılık olmaktan çıktı. Bununla beraber işte bir harf grubu geldi. Onun çalışmaları oldu. Türkiye'de bu çalışmalar hep örnek olarak diğer illerde aşağı yukarı 38-40'a yakın oda kuruldu. Bunların birçoğunda birazcık emeğim vardır. Onlara gittik, yardımcı olduk. Ve çok şükür bugünlere geldik. Şu an odanızın kaç üyesi var başkanım? 3200 civarında üyemiz var. Siz İzmir İl Geneli'nin odası mısınız? Yoksa yani Tire'de, Ödemiş'te, metropole uzak ilçelerde ayrı odalar var mı? Ya da onlar oralardaki şoförler odasına mı kayıtlılar? Şimdi Mehmet Bey şöyle, ben bu çalışmaları yaparken yani hep liderlik şudur benim gördüğüm. Bu karşımızı görmek değil. Evet. Veya birisini eleştirmek veyahut da işte bir şey yapmadan karşı tarafı eleştirmek. Evet. Yani otururlar ya kahvede veya boş zamanda veyahut da geceliğin boş zamanı şey yaparlar. Hükümeti indirirler, dindirirler, bakanı değiştirirler, ekonomiyi düzeltirler. Evet, evet. Bakarsın vergi borcunu ödeyememiş. Evet, evet. Bakarsın arabasını satmış. Evet. Bakarsın evde sorunu var. Çocuğuna sahip çıkamamış evet. Ama kredi kartını ödeyememiş, kredi kartı borcunu ödeyememiş evet. Ama ekonomiyi düzeltiyor. Ahkam kesiyor. Ahkam kesiyor. Evet. Bunları da pek zaten ciddiye almıyoruz. Bunlara ben ne diyeyim artık, Allah onları da ıslah etsin diyorum. Başka evet. Bir şey söylemek istemiyorum. Burada bu çalışmaları yaptık ve bu çalışmalarla beraber artık esnaf para kazanmaya başladı. Evet. Çünkü daha önce bu taşımacılıkta baktığımız zaman geçmiş yıllara o eski model arabalarla yapılıyordu. Çünkü bu tahtidin gelmesiyle bizim araçlarımız da ticari taksiler gibi, evet. Ticari o hatlı minibüsler gibi tahtit kapsamına alındı. Yani fiilen çalışmakta olan şoför esnafının hak ve menfaatleri korundu, toplu taşımacılık geliştirildi evet. Ve kontrol altına aldı ve disiplin edildi. Yani bu 86-15-50 için amacına uygun şekilde hareket edildi. Bu sektörde esnafa hem bir güvence getirdi, hem de plakanın değeriyle beraber finansal açıdan da onlara belli bir şekilde güvence. Şimdi tahtidi izleyicilerimiz anlamamış olabilir. Yani sizin sektör belki bilir ama diğer izleyicilerimizin kavrayabilmesi anlamında. Ben az önceki sorum şuydu. Yani İzmir'de servis taşımacılığı yapan, yani sizin odanız bütün il genelini kapsayan bir oda mı? İşte onu anlatmak istiyorum. Oraya evet. Geleceğim. Belki buyurun. Uzattım ama ben de o yani genel anlamda siz bu Aydın ilinde mi bu yayın yapılıyor? Yok biz şu an 71 ülkede izlenebilen bir uygulama. Hayır yok, ben orada görüyorum da şimdi bazı arkadaşlarımız şey demiş. Bu başkanım burada ne işin var? Aydın'a gidiyorsun. Aydın'da ne işin var? Biz şimdi burada bakıyorum da gülüyorum. İzmir'de şimdi, bir televizyon kanalıyız. Ege'den dünyaya diyor. Evet, değil mi? Evet. Şimdi yani ne diyeyim ya ben bunları da... Şu an tüm Ege'nin izlediği, daha doğrusu tüm dünyanın izlediği diyelim, 71 ülkenin izlediği bir bölgesel haber kanalıyız. Evet, evet, evet. Yani iki, evet. İki buçuk yıllık bir haber kanalıyız. Yani şimdi onları izah etmek istiyorum. Ben şimdi orada çalışmaları yaparken şuraya gelmek istiyorum. Her zaman o dedim ya lider önünü değil, arkasını da görmeli. Evet. Benim bu çalışmalarım tamamı Türkiye genelinde bir ilk demiştim. Evet. Ve Türkiye genelinde şu anda hala ilk.
Servis araçlarının çalışma alanı ve tahtit çalışmasını ben il ilçe merkez gözetmeksizin il bazında yaptım. Anladım. Yani ben bunu 98 yılında bütün şehri görmüşüm. Anladım. Yani sizde Kiraz'dan da üye var, Dikili'den de var. Yok, tamam, onlar oradaki şoför odalarına kayıtlı olmasına rağmen genel anlamda hepsini kucakladık. Anladım. Sonuçta biz şoför esnafıyız. Anladım. Ve İzmir ilinde şimdi bütün şehir olması sebebiyle İzmir il sınırları içinde 35'in olduğu yerde ikinci bir servis araçları oda kurulma şansı da kalmadı. Anladım. Peki. Ve yani burada zaten tek hedefimiz esnafımızı bir tek şemsiyenin altında toparlamak. Zaten bölünürsek yok oluruz diye bir söz yani, var. Yani bir ekmeği yiyebilir miyiz? Biz daha önce bunu sanırım Lokantacılar Federasyonu Başkanı Sayın Aykut Yenice ile de konuştuğumuzda o da benzer bir şeyden şikayetçi olmuştu. Mesela örneğin Antep'te demişti. Benzer isimler altında yok pastacılar ayrı, fırıncılar ayrı falan. Böyle esnafı bölerek zayıflatıyorlar demişti. Siz gücü bir arada toplamışsınız. Toplamaya çalışacağız ama yani tabii ki engellerimiz var. Yasada müktesap haklar var. Evet. Bu müktesap hakları geçme şansımız yok. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti, muz devleti değil. Evet. Yani bana göre ben kalkıp da kendim ahkam kesemem. Evet, evet. Yani orada bazı şeyler gibi böyle yazıp da bazıları böyle bir şey yapıyor. Hemen o oldu. Oldu. Evet. Yani her şey bitti. Klavye yani, kahramanları. Klavye delikanlıları var. Hemen oldu bitti. Evet. Yani onlara da Allah sabır versin. Allah akıl fikir versin. Allah hidayet versin. Ama hayatın bir de gerçekleri var, evet. Realite var. Ve bu konuda biz Türkiye genelinde bu bütün şehri, ben 98 yılında görmüşüm. Sene 2018 demek ki 20 sene önce. Evet. 20 sene önce gördük ve servis araçlarının çalışma alanı il ilçe merkez gözetmeksizin il bazında oldu. Anladım. Ha, bunun akabinde yetmedi. Daha sonra bazı ilçelerde ufak tefek ilaveler yapıldı. Ve ilk dağıtılan plakaların çalışma alanı il ilçe merkez gözetmeksizin İl bazında olduğundan dolayı esnaf arasında da bir ikilem olmadı. Anladım. Çok. Yani Ödemiş'teki servis plakası olan bir araç Dikili'ye kadar Kınaya kadar çalışabiliyor. Kınaya kadar. Ama ancak daha sonra Ödemiş, Tire, Bergama ve Dikili. Burada belediyeler münferit ihaleler yaptılar. Anladım. Yapmış oldukları o ihaleleri yalnızca kendi ilçe sınırları değil, kendi belediye sınırları içinde geçerli olmak gayri şartıyla kalkıp da ihaleler yaptılar ve o arabaların kendi belediye sınırlarının dışına çıkma şansları yok. Ancak son bir karar alındı. Bu hukuka intikal etti. Yan komşu ilçelere gidip gelmesinde, yani yan komşu ilçeye gidip gelmesinde bir serbestlik tanındı. Hukuken bu hakka sahip oldular. Fakat onun da daha mütalası devam ediyor. Yani orada o Bergama, Dikili, Ödemiş ve Tire arabalarının metropole girme gibi, çalışma gibi bir şansları her yerde yok. Anladım. Bunu da buradan altını üstünü çizerek anlatmak istiyorum. Aslında orada belediyeler bir nevi yanlış yaptılar. Yani çünkü hukuken de aslında yani yeni bir işlem bu servis araçları. Bunun da örnekleri yok. İzah ediyoruz. Fakat maalesef bazı mercilerde bunlar yeterince incelenmiyor diye düşünüyorum. Ama sonuçta hukukun vermiş olduğu kararda bizler saygı duymak zorundayız. Peki. Başkanım, siz İzmir'de sizin odanıza kayıtlı üyeler kaç öğrenci taşıyorlar? Şimdi yeni 2 hafta sonra okullar tekrar açılacak. Yeni bir sezon başlıyor. İzmir'in sanırım öğrenci sayısı 1 milyona yaklaşıyor. Ya da 1 milyona yaklaşık işte bunun yani %25'i 20'si gibi taşınsa %20 çok bir rakam ama 100 bin civarında bir öğrenci taşındığını ben düşünüyorum. Çok az bir rakam değil mi başkanım yani? Ama şimdi yani tam olarak bu rakamı benim haricimde bir kurumun söyleme şansı da yok. Evet. Maalesef bugüne kadar mesela biz geçen sene bütün yaz dönemleri bizim en çok çalıştığımız dönemlerdir. Geçen yaz döneminde biz bütün yaz çok ciddi çalıştık ve bütün arşivimizi biz, odanın arşivini dijital arşive çevirdik. Çok güzel. Şu anda bitirdik. İşte bütün mücadelemiz şu anda bürokraside çok evrak olayı var. Evet. Bu evrakta esnafın o sıkıntılarını azaltmak ve esnafa bir zahmet getirmeden elektronik ortamda, o dijital ortamda bizim çalıştığımız diğer kurumların da hazırlanmasını bekliyoruz. Onlar hazırlanacaklarını söylediler ve hazırlanıyorlar. Ama biz geçen sene
çok ciddi bir şekilde çalıştık ve biz yaklaşık işte 17 bin kusur üye var, 18 bine yakın bir üye var. O silinenler de beraber. Yani sıfırdan birden şu andaki en son kaydolan odadan kaydı silinmiş olsa dahi tüm üyelerimizin kayıtlarını biz dijital arşive geçirdik. Ve burada bir şey istendiği zaman anında o bilgiyi verebilme şansına sahibiz. Ve en büyük hedefimiz de bu ruhsat dediğimiz işlemleri bu dijital ortamda çalıştığımız diğer kurumlarla o ortama getirmek. Evet. Ve esnafımıza hiç zahmetsiz bir şekilde bu formaliteleri azaltıp ruhsatların çıkmasında yardımcı olmak. Evet. Ve şu anda da İzmir Esnaf Sanatkarları Birliği başkanımız, çok değerli başkanımız Sayın Zekeriya Mutlu'nun da katkılarıyla beraber zaten elektronik imza o şeye girdik, sisteme girdik. Yazışmalarımızı hep elektronik ortamda yapıyoruz. Bürokrasiyi azalttık. Kağıt sarfiyatı gitti. Çok güzel. Ve postadaki zaman kaybı, her şeyden önce günümüzün en değerli olayı zaman. Evet. O zaman açısından da büyük bir tasarrufa gidilmiş oldu. Şimdi başkan, taksilerde hat, taksi hattı şu kadar falan derler. Sizde de böyle bir ifade var mı? Servis plakası şu kadar ya da servis ruhsatı mı oluyor artık? Yani bir servisçi olabilmek için İzmir'e ben gelsem dışarıdan birisi gelip ben hani dediniz ya eskiden Anadolu'dan ipini koparan metropollere gitmiş servisçilik yapmış. Şimdi şu an birisi kalksa gelse Afyon'dan ben İzmir'de servisçilik yapacağım dediğinde size geliyor. Siz buna ruhsat mı veriyorsunuz? Sen bu işi yapabilirsin mi diyorsun yoksa bir sınır mı var? Artık bu saatten sonra bu işi mevcutlar yapar. Yeni bir Şimdi Afyon'dan gelmiş önce bakıyor. Sucuk getirmiş mi? Kaymak getirmiş mi? Anladım. Bu şaka tabii. İşin şakası. Ben de Afyon'a örnek olarak söylüyorum. Yok, şakası diyorum. Şimdi bir defa yasa kanun koyusun demiş. Evet. 86-15 sene amacı şu. Fiilen çalışmakta olan şoför esnafının hak ve menfaatlerinin korunması. Anladım. İkinci olay toplu taşımacılığın geliştirilmesi. Tamam. Üçüncü olay otokontrolün sağlanması. Şimdi dedik ya en değerli varlıklarımız çocuklarımızı taşıyoruz. Evet. İnsan taşıyoruz. Tomruk taşımıyoruz. Evet. Şimdi dolayısıyla burada rant olayını anlatıyorlar. Böyle bir olay hayatın her safhasında farklı bir şekilde var. Yok. Değil. Bir değer var. Evet. Çünkü yatırım yapmış. Emek sarf etmiş. Ama bunun rant gözüyle bakmamak lazım. Ben size bir örnek vereyim. Ekmeğini kazanmak. Ekmeğini kazanmak. Zaten fiilen çalışmakta olan şoföre hak ve menfaatlerini koruyor. Evet. Bakın şimdi şöyle bir örnek verelim. Şurası bir ana cadde. Evet. Buradaki bir dönüm araziyle şu karşı taraftaki evet. Bakın dört kolu kavşak. Karşı evet. Taraftaki bir dönüm arazinin değeri aynı mı? Değildir. Değildir. Bu kadar basit. Anladım. Şimdi geçen sene orası 10 liraydı. Bu sene olmuş 100 lira. Burası 10 sene önce 100 liraydı. Oldu evet. Şimdi 100 bin lira gibi. Evet, evet. Bu rant olarak değil. Buna rant olarak bakmayacaksınız. Bir defa şu var. S plaka bizim için çok özel. Evet. S plaka bizim geleceğimiz, istikbalimiz, iş güvencemiz, evet. Sosyal güvencemiz. S plaka çocuklarımız bırakacağımız kutsal bir miras. Evet. Bizim için çok farklı bir değeri var. Çünkü daha önce bakın bu taşımacılıkta kimin nasıl, ne şekilde yaptığı otokontrol mümkün değildi. Evet. Ve her önüne gelen yaptığı gibi kayıt dışı ekonomiye de acayip şekilde yani açık bir... Diğer alanlarda merdiven altı. Merdiven altı tabiri caizse. Çünkü mesela bir Ahmet amca, Allah rahmet etsin, rahmetli oluyordu. Ayşe teyze belki 3 gün, 5 gün ses çıkartmıyorlardı. Ama 5. gün şu tarladan arabayı çekin, bak yanarsa mahalle yanar diyorlardı. Evet. Ve Ayşe teyze Allah korusun ondan sonraki hayatını çünkü hepiniz için yani ani ölüm var. Evet. Çünkü insan olayı öyle bir şey ki doğduğun an ölüme yaklaşıyorsun. Evet. Dolayısıyla şimdi o bir güvence oldu. Ahmet amca rahmetli olsa da Ayşe teyze o plakayı 3 kuruşa 5 kuruşa atıyor. Hayatının geri kalan kısmını kimseye muhtaç olmadan hayatını yani idame edebiliyor. S plakaların bir değeri var. Tabii var, değeri anladım. Var. Her şeyin bir değeri var. Yeni bir S plaka tahsis edilebiliyor mu, verilebiliyor mu? Şu anda zaten yani bu işler kriterler vardır. Nüfus planlaması, bir takım çalışmalar vardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda belediyelere yetki verilmiştir. Çok yaptığı ciddi bir çalışma vardı.
yaptığı o ciddi çalışmada 2030 yılına kadar, hatta biz bunları hep anlattık, izah ettik, verdik, belgeleri verdik. UKAME'den bahsediyorsunuz değil mi? UKAME'den ziyade İzmir Büyükşehir Belediyesi genel anlamda üniversitelere ve bu konudaki uzman kişilere bir rapor hazırladı. Ulaşım Master Planı ve İzmir 2030 vizyonunu hazırlığını yaptı. Biz de burada yetkililerle konuştuk. Onlar incelemeler yaptılar, araştırmalar yapıldı. Ve şu anda tabii o metronun raylı sistemin devreye girmesiyle ve şu anda mevcut otobüs seferlerinin o bağlanması, Körfez'deki gemi sayısının artmasıyla, tramvayının devreye girmesiyle şu andaki mevcut servis araçları sayısının hatta fazla olduğunu biz ispatladık. Anladım. Ve 2030 yılına kadar böyle bir olayın söz konusu olmadığı belgelendi orada. Anladım. 2030 yılına kadar yeni plaka, bir plaka verilmesinin söz konusu olmadığı o zaman belgelendi. Ve şunu da söylemek istiyorum. Zaten şehrin trafiği de kaldırmıyor. Biz burada şimdiki hedefimiz de şu. Bunları anlatırken şunları da parantez içinde anlatmak istiyorum. Büyük şehirlerde, yalnız ilimizde değil. Madem ki bunu bütün Türkiye seyrediyor, bunu bütün şehirlerde, çünkü ben aynı zamanda Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu'nda da danışmanlık yapıyoruz. Evet. Bir de Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Türkiye Karayolu Yolu Taşıma Meclisi var. Evet. Oradaki tek oda başkanıyım. Biz bunları değişik platformlarda anlatıyoruz ve anlatmaya da devam edeceğiz. Evet. Burada en büyük sıkıntı o fix saatlerdeki trafik sıkışıklığı. Evet. İşte orada diyoruz ki sayı arttırarak bir yere varılmaz. Biz bu okul girişleriyle, fabrika girişleri, memur saatlerindeki o makası biraz açarsak hem esnaf ikinci bir iş yapar. Evet. Hem de bir anda trafiğe bütün arabalar anında girip de yoğunluk yaşanmaz diyoruz. Ya önce fabrikalar götürülür. İşte fabrikalar ya ayarlanır da... çünkü mesela 7-3-11 olacağına dünyanın her yerinde bu 06-14-22. Yani saat 6'da fabrika girişleri olursa 14. Biz bunların çalışmalarını hep bitirdik, verdik yetkililere. Evet. Ne olur ikinci bir iş yapma şansına sahip olurlar. İşte bunların üzerinde çalış. Tabii hemen ha deyince olmuyor. Mesela o eskiden şey vardı. Bazen bu şeyler artık yani meşe oynamıyoruz. Evet. Yani şey gibi ev yapıyorlar ya, kağıttan ev yapıyor, ev sahibi oluyor. Öyle olmuyor bu işler. Evet. Veya bir tatlıcadı vardı, böyle burnunu oynatıyordu. Hemen yapıyor. Öyle olmuyor. Evet. Yani bu yılların şeyi. Mücadelesi bak aşağı yukarı kaç seneden beri hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yalnız İzmir'de değil. Çok güzel. Türkiye'deki değişik platformlarda. Yani, özellikle büyük şehirlerde fabrikaların giriş çıkış saatleriyle. Memur giriş çıkış saatleri ve okul giriş çıkış saatleri. Bunlar biraz ayrıştırılırsa çakıştırılmadığı sürece trafik rahatlar. Trafik rahatlar. Hem de esnaf ikinci bir iş yapar. Yani İstanbul'u düşünemiyorum ben böyle bir şeyde. Ne kadar trafik rahatlar değil mi? Çok rahatlar yani. Ya bunu İnsanlar saatlerce... Doğru bir tane. Evet. Çok harika. Çünkü hemen şunu söyleyeceğim. 99 yılında da bana şey yaptılar, kızdılar. Bir kulakları çınlasın. Alaaddin Yüksel, Sayın Valimiz. Evet. Alaaddin Yüksel. Ulaşım Master Planı'nı şey yaptık İzmir'de. Evet. Konuştuk. İşte konuşuyoruz. Ekabil takımı gelmiş, anlatıyorlar falan filan. Bana geldi sıra. Sayın Valim dedim, ben soruyla başlamak istiyorum. Evet. İzmir'den Ankara'ya kadar trenle giden bir arkadaşımız var mı? Yok. Afyon'a kadar giden var mı? Yok. O zaman dedim, yani affınıza sığınarak ben İzmir'den Afyon'a kadar dahi trenle gitmemiş bir azronla Türkiye Ulaşım Master Planı nasıl konuşacağım dedim. Evet, çok ağır. Tabii Sayın Valim dedi, biraz ağır olmadı mı? Vallahi dedim, ağır olduğunu zannetmiyorum. Yani affedin beni dedim. Hı-hı. Yok anlat dedi. İşte onu anlattık. Ben o zamanlar şeyi anlatmışım. Dedim sizin oturduğunuz yer, İzmir benim oturduğum yer. Tam karşısı Kars. Evet. İşte hızlı treni anlatmışım. 99 yılında. Türkiye'de adımla konuşulmuyor. Öyle bir şey konuşulmuyor bile. Evet. Bir de şimdi oradan şuraya gelmek istiyorum. İzmir trafiği için. Bunu aldılar hatta en son Başbakanımız Sayın Binali Bey de o programını almıştı. Evet. Seyrek'ten Çiğli tarafından İkiztepe'ye, Balçova'ya denizin üzerinden bir yol olması lazım dedim. Evet. Bu en azından 15 şeritli bir yol olması lazım. Evet. Niye 15 şeritli? Bisiklet yollarını yapalım. Evet. Yaya yollarını yapalım. Bilmem bilir misiniz? Yıldan önce İzmir Fahri'nde tren vardı. Evet, biliyorum. O trenle kimisi gitsin, o şey var ya, bataklık tarafı var ya o Çiğli'nin orada. Evet. Hem oralar dedim değerlensin, çayını içsin, denizin üstünden geçsin. Evet. Kimisi yürüyüş yapsın, kimisi bisikletle gitsin. Ama şimdi Seyrek'ten, Çiğli'den, kuzey ve güney aksından güney aksına veyahut da güney aksından kuzey aksına geçtiğiniz zaman 12 tane, 13 tane ana arterden geçiyorsunuz. Evet. Yani ekonomide bu
en büyük olay egzoz emisyonu. Evet. Enerji tasarrufu. Bunları anlattık, izah ettik. Evet. Tabii Sayın Valimiz de çok hoşuna gitmişti. Bunları 99 yılında anlattık. Evet. Ve burada da işte tahtit çalışmasında da 98 yılında bunları anlattık, izah ettik. Çok şükür oldu. Ha, hayat devam ediyor, sorunlar var. Yani sorunlar olacak. Hayat devam ettiği sürece. Ama sonuçta geldiğimiz noktaya baktığımız zaman şükretmesini de bileceğiz. Ben şöyle devam etmek istiyorum. Bugün sizin açıkladığınız yeni servis ücretleri tarifesi vardı. %13'lük bir zam. Evet. Onu biraz açarsanız, ilk defa bize anlatıyormuş gibi. Sanırım bu UKM'den de çıkan bir karar. Sadece sizin odanızın bir kararı değil. Rakamlar neydi, ne oldu, ne olacak? İzmirliler bu sene çocuklar için servis araçlarına ne ödeyecekler? Vallahi İzmirliler bu konuda şanslı. Geçen sene bizi İstanbul maalesef... İstanbul rakamlarıyla da karşılaştırdım. Karşılaştıran her şeye ben varım. Geçen sene de beni maalesef bazı medyadaki arkadaşlar İzmir zam şampiyonu dediler ve evet, suçlamaya kalktılar. Evet. Şu anda bu sene bugün tarih itibariyle evet yani ilk defa bugün saat 10'da UKM toplantımız vardı. Bu da tesadüf oldu. Tabii tamamen programı daha önce planlamıştınız. Daha önceden planlamıştınız. Evet. Yani niyet hayır, akıbet hayır. Aklın yolu bir. Bugün saat 10'da gündemin ikinci maddesiydi. UKM'de karar alındı. Evet. İzmir'de diğer büyük şehir olan Türkiye'deki İstanbul ve Ankara gibi %13 bir zam talebiyle biz toplantılarda bunu değerlendirdik. Hı hı. Ve UKAME'den böyle bir karar çıktı. Evet. Ben burada başta Birlik Başkanımız Sayın Zekeriya Mutlu'ya çok teşekkür ediyorum. Ve UKAME müdürümüze, hı hı, ve diğer UKAME'deki görevli arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Biz İzmir olarak her zaman olaya bir zam olarak bakmıyoruz. Evet. Bu bir fiyat ayarlaması. Evet. Şimdi eğer bunu bütün Türkiye'ye biliyor. İyileştirme yaptınız, güncelleme yaptınız. Güncelleme yaptık. Niye güncelleme yaptık? Akaryakıt zamlarıyla akaryakıt boyuna geliyor. Evet. Yağmur gibi geliyor. Ve geçen ve evvelki yıllar 160-170 bin TL olan arabalar şu anda 300-320 bin TL. Aynı araba. Yani evet, yaklaşık %100 bu arabalar fiyatları katlandı. Evet. Lastik fiyatları aynı şekilde. Akü fiyatları aynı şekilde. Kazancımızda bir değişiklik yövmeyede yani çok az bir farklılık var. Evet. Ama masraf aşırı şekilde arttı. Şimdi o giderlerimiz tefetüfeyi dahi kontrol alsanız, kriter olarak alsanız o parametrede %19-20 gibi bir rakamlar söz konusu. En az olması gereken. Dedik ya biz hem serviste bu hizmeti vereniz hem de çocuklarımız da var bizim. Allah'a bağışlar sevdiğiniz çocuklarımız. Siz tüketiciyi tefe mi koyuyorsunuz, tüfe mi koyuyorsunuz başkanım? Biz tefe de koymadık, tüfe de koymadık. Çok güzel. Ve dolayısıyla biz bir fiyat ayarlaması yaptık. Anladım. Ve şu anda şunu söyleyebilirim ki İzmir o üç büyük il içinde en uygun taşımacılık yapan ve bu konuda da açık menaj şekilde fiyat farkını da anlatabilirim burada. Evet. Mesela sizin kilometre şeylerinden 0-3 kilometre mesela 200 şöyle, liradan 226 liraya yükseldi. Evet 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 evet. 200 liradan yani %13 zam geldi. Evet. Mesela başka illerle kıyaslarsak şimdi oraları da suçlamış gibi olmayalım. Yok yok ya oraların şartları farklı. Her yerin coğrafi konumu farklı, nüfus yapısı farklı, ekonomik yapısı farklı. Kesinlikle. Oranın şartları farklı. Evet. Ama biz şöyle bir şey aklımıza geldi. Mesela bunlar artık bu kadar son güne kalmamalı bence. Evet. Bunu defalarca anlattık. Yani Türk hani klasik bir lafımız vardır. Yumurta ağzına gelince. Ama Türk, yani Türk burada da işte söylenmiş. Bugün güzel bir karar alındık. Bu bütün emeği geçenler tekrar buradan teşekkür ediyorum. Bu kararın alınmasına da bizim ufkumuzu açan Birlik Başkanımız Sayın Zekeriya'ya buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum Zekeriya Başkanıma da. Yani eğer imkan olursa önümüzdeki yıllar Haziran-Temmuz aylarının başında. Evet. Temmuz aylarının başında. Üç büyük il toplanalım diyoruz. Çok güzel. Burada ortak müşterek karar alalım. Evet. Hatta bu kararda öyle bir şey olsun ki, yeknesaklık olsun ki hiç kimse de kalkıp da mağdur olmasın. Evet. Çünkü burada
Ben değerli basın mensuplarından şunu özellikle arz ediyorum ve rica ediyorum. Yani işte şu kadar zamlandı, bu kadar zamlandı, işte servis fiyatları bu oldu. Bakın arkadaşlar. O da haberi okutmanın şeyidir başkanım. Ben biraz da meslektaşlarımı savunayım. Yani. Ya ben de yaptım. O da haber çünkü. Yok. Ben de 8-10 sene televizyon programı yaptım. Ama çok bakın güzel. Ben de onlara bir tüyo vermek istiyorum burada. Buyurun. Şimdi bakın bu ilgili kurumların, UKAME'nin ve diğer esnaf birliklerin ilgili kurumların açmış, çıkarmış olduğu kamuoyuna lanse ettiği fiyatları evet. Lütfen alsınlar, bir de reel olarak özel okullardaki taşıma ücretlerin bunun iki katı, iki buçuk katı olduğunu görecekler. Onlar ayrı kendileri mi taşıtıyorlar? Ya, böyle bir şey yok. Evet. Ben diyorum ki buradan öğrenci velilerine de seslenmek istiyorum. Türkiye'de öğrenci servis taşımacılığı okul servis araçları yönetmeliği çerçevesinde yapılır. Evet. Burada özel okul, resmi okul diye bir şey yoktur. Anladım. Ulaşım Koordinasyon Merkezi biz iki seneden beri bunu yapıyoruz. Evet. Özel okullara anaokulu fiyatı uygulaması yapıyoruz. Evet. Şimdi burada bizim açıkladığımız rakamla o okulların almış olduğu velilerden talep etmek ettiği rakamlar arada iki kat, iki buçuk kat bir farklılık var. Ben ikinci bölümde konuşmayı düşünüyordum ama bu bir nevi korsana girmiyor mu? Özel okulların özel kendi öğrencilerini taşıtması yani... Ya size ne mi diyorlar? Biz şimdi şöyle diyorlar? Yok yok gene S plakalı esnaf da taşıyor. Özel okulların kendine ait öz mal araçlar da taşıyorlar. Bunun anladım. İçin bir UKAME kararı çıktı ama sonradan bir mahkeme kararıyla bozuldu. UKAME saygımız sonsuz. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Servisçi servisçini yapsın. Evet. Biz eğitimin parçasıysak burada kalkıp da basına da buradan bir tüyo vermek istiyorum. Lütfen bu kurullarda açıklanan rakamlarla özel okulların öğrenci velilerine istemiş olduğu rakamları bir karşılaştırsınlar. Evet. Hatta buna bir tık daha söylersek her ne kadar belki haddimiz ve hakkımız değil ama okul 180 iş günü. Bir yemek fiyatlarına baksınlar. Evet. Yani ama bizim işimiz değil o. Ona kabaca söylerseniz kabaca özel söylesin. Okulların aldığı mesela bizim taşıma burada ücreti daha mı yüksek? Çok mu yüksek? İki buçuk, üç katı, dört katı. Yani siz mesela şöyle bir şey söyleyeyim. 226 liraya taşıyorken onlar 600 lira ücret mi alıyorlar velilerden? Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Telefonumda var. Eviyle okulun arası 1,5 kilometreymiş. Bizde bu rakam aylık 226 bu yıllık olarak hesaplanıyor. Evet. Ve buradan da şunu anlatmak istiyorum. Ve öğrenci velilerine özellikle vurgulamak ve Türkiye'deki tüm velilerimize sesleniyorum. Evet. Öğrenci servis taşımacında fiyatlar yıllık hesaplanır. Evet. Biz ödeme kolaylığı olsun diye bunu 9'a, 8'e, 6'ya bölüyoruz. Anladım. Çünkü bu sene bir defa, 4 defa sömestr tatil olacak, 3 evet, defa. Evet. 4. de kapanacak. Evet. Yani okul 180 iş günüdür. Buna dini bayramlar, milli bayramlar hep çıkartılmıştır. Anladım. 180 iş günü üzerinden yıllık hesaplanır. Burada özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Mesela bizim burada şöyle bir 226, 2200 lira gibi bir 2260 lira yapıyor. 9 ay dediğimiz zaman 2000 lira bir rakam. Evet. Orada 5700 lira istiyorlar. Anladım. Aynı rakam. Bizde 2000 lira, orada 5700 lira. Evet. Yani el insaf. Bakın yani bunu bir artık kazasıyla, belasıyla, cezasıyla, alın teriyle ve her türlü sorumluluğu taşıyan servisçi esnafının bu alın teriyle emek sarf ettiği bu işte kimse bunun kazancına ortak olmaya kalkışmasın. Evet. Herkes haddini hukukunu bilsin. Yani okullar artık eğitimin verildiği, eğitimin çocuklarımıza anlatıldığı, onlara yarınları hazırlayan bir kurum olan okulların bir kısmında maalesef bu servis taşımacılığı bir rant, bir kazanç olarak gözüküyor. Evet. Şimdi bakın, biz değerli kamuoyuna şunu seslenmek istiyorum. Biz UKAME'ler ve diğer illerdeki, çünkü Türkiye geneli seyrediyor bunu, evet, o ilgili kurumdan açıklamış olduğu rakamları kazasıyla, belasıyla, cezasıyla, alın teriyle, maddi manevi bu işte her şeyle sorumlu olan esnafa aracısız verirse hem öğrenci velisinden çıkan
para daha yaklaşık 3'te 2 azalacak. Evet. 3'te 2 azalacak. Öğrenci verisinden çıkan para bakın. 3'te 2 azalacak ve şoför esnafının cebine giren para da %100 artacak. Bu neyi getirecek? Şimdi hepimiz eski bir fotoğrafımıza bakalım 10 sene belki. İnsanın hayat standardı yükseldikçe kazancı yükseliyor ve her şey değişiyor. Evet. Bizim artıyor. Tabii yani bizim esnafın da o kazancının %100 arttığını düşündüğünüz zaman ilk yapacağı olay daha kaliteli bir araba alacak. Evet. Daha güzel bir hizmet vermeye çalışacak. Şu anda zaten belki yanında birisini daha çalıştıracak. Tabii yanında daha çalışacak. Ve yani sadece şu anda bizim zaten standartlarımız Avrupa ve Amerika'da baktığınız zaman bütün gelişmiş ülkeler, Türkiye okul servis taşımacılığında çok onlardan fersah fersah yukarıda. Evet. Ama işte biz diyoruz ki bu kadar bizim gösterdiğimiz hassasiyette özellikle devlet büyüklerimize de buradan her platformda anlatıyorum bunu. En son 16 Nisan'da yaptığımız eğitim şurasında da anlattım. Taşıma hizmetini üstlenecek gerçek ve düzel kişiler atlarına tescilli taşıtların taşıma sınırından fazlasının taşınmasını üstlenemez. Yani bu taşımacılıkta kiralık araç kullanılamaz. Yani hayatın her safhasına bakalım. Hayatın her safhasına bakalım. Bizler hizmeti kimden alıyorsak bedelini ona ödemiyor muyuz? Evet. Ha biz eğitim kurumları bu konuda bizim servis taşımacıda bu ücret olayına karışmasınlar. Aracılar elinden ayağından çeksinler. Esnafın kazasıyla belasıyla alın teri çalışan bu emek sarf eden çok değerli esnafımızın, servisi esnafının kalkıp da ekmeğinde kimsenin gözü olmasın. Biz bunları söylüyoruz. Eğer böyle bu şekilde aracılar aradan çıkarsa dediğim gibi öğrenci verisinden çıkacak rakam 3'te 2 azalacak. Esnafın cebine gelen para %100 2 kat artacak. Bu da daha güzel bir taşımacılığı, daha kaliteli bir taşımacılığı seviyet verecek diyoruz. Evet. Ve burada da bizim özellikle vurguladığımız olay otokontrol da sağlanmış olacak. Ve burada eğitim kurumları diyoruz ki biz her şeyimizi açığız. Bu işin alınmasında yapılmasında taraf olmamalısın. Bu işin denetim tarafında olsun. Evet. Denetlensin, biz buna hazırız. Ama denetlensin derken de şunu da söylemek istiyorum. Yalnız ilimizde değil, Türkiye genelinde en büyük sorun korsan taşımacılık. Yani bizim burada maalesef bazen bu konudaki arkadaşlarımızın da korsan taşımacılık yaptığını da üzüntüyle görüyoruz, rastlıyoruz. Bu da bizi ayrıca üzüyor. Ya kendi arkadaşlarınız da korsan. S plakalı arabası var veyahut da C plakalı arabası var. Evet. Bir tane de korsan arabası oluyor. Anladım. Yapıyor maalesef. Bunlar da bizi üzüyor. Anladım. Ama maalesef. Sizin oda olarak bunlara karşı bir yaptırım şeyiniz yok mu başkanım? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Evet. Bizim değil belediyenin daha yok. Anladım. Yani yasa açık. Burada bir tek kolluk kuvveti olarak trafik var. Evet. Bir de jandarma var. Anladım. Ha şimdi ben burada insanlara şirin gözürmek, görünmek için atarım tutarım. İşte yıllardır hep ben her türlü platformda anlatıyorum. Belgelerinde sabit. Mobil ekip kurusu. Hep bunu yıllarca her türlü platformda anlattık. Sizin böyle bir ekibiniz var sanki. Vardı bunu. Daha önceki yıllarda engellediler. Evet. Ve hukuken bunu bir takım diğer illerde bir olaylar yaşanmış. Ve evet. Türkiye genelinde yasaklarlar. Evet. 8-7-2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun imzasıyla bir genelge geldi. Evet. Bu genelgede ne kadar haklı olduğumuz ve doğru anlattığımız ortaya çıktı. Bu korsanla ilgili galiba değil mi? Bu genel anlamda. Evet. Burada bu kapsamda gerçekleşecek denetimlerde diyor. Evet. İlgili belediye ve meslek odalarıyla koordine kurularak evet. Emniyetin sizi katmış evet. işin içine. Bu bilimlerinde katkılarıyla izinsiz yolcu taşımacılığı konusunda şikayet ve ihbarlar öncelikle değerlendirilecektir. İnşallah evet. Bugünkü UKM toplantısında da bizim sağ olsun bir büyüğümüz, çok değerli başkanımız Sayın Zekeriya Mutlu'nun da katkılarıyla çok iyi yani herkese çok iyi bir diyalogumuz var. Evet.
Mesela bugün ben şu okullar açıldı 15 günden beri il milli eğitimden çıkmıyorum. Evet. İşte bazı okullarda sorunlarımız var, onları anlatıyoruz. Arkadaşların gelen şikayetleri var. Çünkü bu sene okulların tekrar saatlerinde bir takım oynamalar oldu. Evet. Onlar konusunda sıkıntılarımızı anlatıyoruz, rica ediyoruz. Ve inşallah orada toplantıda UKAME'de trafik denetleme şube müdürüm de geldi. Önümüzdeki günlerde tekrar işte okullar açılacağı zaman şu anda da biraz izin durumu var ya, birçok kişi izinde. Evet. Bu mobil ekip okullar başlar başlamaz yani inşallah siz, devreye girecek. Siz oda olarak mobil ekip kuracaksınız. Biz oda olarak değil, bizim böyle bir yetkimiz yok. Bu genelge doğrultusunda emniyet kuracak. Belediyeden de ilgili meslek odasından muhtemelen bizim esnaf birliğimiz ve odamız müşterek mobil olarak araç yardımı ve teknik yardım yapacağız. Ve gelen ihbarları anında değerlendireceğiz. Anladım. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela bakın, Mali İdareler Kanunu'na göre belediyenin ancak kabahatlar kanunundan işlem yapabiliyor. Evet. Biz burada ihbarları değerlendireceğiz. Teknik olarak şimdi şey var ya, hem bu şekilde mesela biz bunları yaşadık. Korsan dediler bir takım kişiler. Değişik şekilde konuştular. Evet. Şahıs beni korsan diye eleştirdi. Korsan arabanın direksiyonunda yakalandı. Ya bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Ama burada kalkıp da hayatın gerçeklerini anlatıyoruz. Ve biz burada çok açık, net şekilde, yalnız ilimizde değil, Türkiye genelinde en büyük sorun bu. Ya bu taksicilerin Uber meselesi gibi sizin de servisçilerin de benzer. Bu servisçiler için değil. Bu bakın, tüm ticari yolcu taşımacılığı yapan. Anladım. Yani taksiler. Karayollarındaki otobüs. Otobüs korsan, de dahil. Korsan da dahil. İlgili meslek odası. Bizim şöyle bir avantajımız var. İki tane statü. O da esnaf birliğinde çok iyi bir diyalogumuz var diğer kurumlarla. Biz hep beraber mesela şu o anda bir servis aracı. Çünkü telefonlar çalışıyor. Burada bir noktaya iki tane araba aldığın zaman öbür noktaya gidebilme. Ve anında müdahale edip. Ya bizim gayemiz ceza yazmak değil. Caydırıcı olmak. Anladım. Ve otokontrolün ciddi bir şekilde yapıldığını gösterebilmek. Evet. İnşallah bu yıllardır beklediğimiz olay bu genelge doğrultusunda gerçekleşecek diye düşünüyorum. Yani sadece İzmir'de değil. İzmir'de Türkiye, değil. Türkiye genelinde 81 ile geldi bu. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun genelgesi doğrultusunda korsan taşımacılıkla mücadele edeceğini biz anlayabiliriz. Çok ciddi bir şekilde mücadele edilecek. Yani bu da bir nevi terör. Evet. Emek hırsızı bunlar. Ekmek hırsızı. Ve Allah izin verirse yani bunun ancak bu şekilde biz mobil ekip kurulursa bunun önlenebileceğini anlattık, izah ettik. Bu yalnız İzmir, bak altını çizmek istiyorum. İzmir değil, Türkiye'nin en büyük sorunu. Başkan, belki başta konuşmamız gereken bir konuydu ama biz servisçilerin, yani servis taşımacılığı yapan esnafların işte yaşam koşullarını da konuşmamız gerekiyor. Gerçi birinci bölümün sonuna da yaklaşıyoruz. Şimdi servisçiler sabahın erken saatlerinde, 5'te 6'da, yani belki fabrikalara iş taşıyanlar gece bile çalışıyorlar. Tabii, ama tabii. Okul anlamında düşündüğümüzde sabahın erken saatlerinde kalkıyor bu insanlar. İşte kapı kapı belki, yani apartmanların kapısından. Kimi zaman yağışlı havada, kimi zaman sıcak havada. Tabii karda, yağmurda, çamurda derler ya. Aynı zamanda soğukta. Hostes çalıştırma zorunlulukları da var. Valla kısaca istersen anlatayım. Araçların standartları var. Bunları ikinci bölümde de açabiliriz ama yani servisçi esnafı yani birçok şeyinden aslında fedakarlık eden biz çok fedakarız. Kesin. Bunun karşılığını hep bizden istiyorlar. Evet. Bize de bir dokunsan bin ağ iştirsin. Evet. Burada da hep anlattık platformlarda. Bu daha önce çıkan 2009-2008 senelerinde çıktı. 2013'te çıktı. Hep anlattık yönetmelikler. Ve 2013'ten sonra çıkan yönetmelikte o platformlarda bu taşımacılığın nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğini. Hatta bu konuda bizim üst kuruluşumuz var. Evet. Çünkü bu sorun maalesef bazen bazıları insanların aklını alay etmeye çalışıyor. İzmir'de yaşanan bir sorun değil. Evet. Türkiye genelinde sorun. Ve bu çok ciddi sorunları eğer başlıklar halinde sıralarsak birinci olay bizim araçlarımızda yaz sınırının daha önce 20 idi 12'ye indirilmesi. Türkiye için çok büyük lüks. Evet. Ve 4925 sayılı taşıma kanununa göre bizim taşıma işlevleri daha önce ahbap çavuş ilişkisiyle yapılırken bu taşıma kanunuyla AB standartları
ve o kriterlere göre bir düzenleme yapıldı. Yani şu an 2006-2007 model arabayla servis taşımacılığı yapılamıyor Türkiye'de. İşte onu anlatmak istiyorum. Şimdi burada o AB kriterlerine göre hazırlanan 4925'in kriter olarak, baz olarak alındığı bu AB ülkelerin, yani TÜV standartlarınca araçlar fenli muayene istasyonlarından geçen hiçbir ülkede yük ve yolcu taşımacında yaş şartı yok. Evet. Amerika'da bile filmlerde seyrediyoruz, evet, ya. Çok yaşlı arabalar. 85-90 model arabalarla öğrenci taşımacının yapıldığını görüyoruz. Evet. Çünkü bizim araçlarımız araç imal tadil montaj yönetmeliğine göre mühendislerin hazırlamış olduğu, bu konudaki ihtisas sahibi, sıradan mühendislerin değil, ihtisas sahibi mühendislerin hazırlamış olduğu TSE'nin de standartlara göre kendi parametrelerinden geçirip olur verdiği araçlarla, yani teknik özelliklere haiz özel donanımlı araçlarla bu taşımacılığı yapıyoruz. Evet. Ve bu araçlar TÜV standartlarınca fenli muayene istasyonlarından geçiyor. Dolayısıyla az önce de programın başında söylemiştim. Evet. İşte evvelki yıl 180-170 bin lira olan arabalar şu anda 300 küsur bin lira. Bu Türkiye için çok ciddi bir şekilde ekonomik kayıp. Ekonomik kayıp. Ya bunları anlatıyoruz, rica ediyoruz. İkinci bir unsur, burada anlatmak istediğim husus şu. Şoförlerde bizim ehliyetimiz var. Şoför tanıtım kartımız var, belediyeden aldığımız. Evet. Psikotekniğimiz var. SRC'miz var. Yani şimdi önümüzdeki yıllarda yalnız bizim şoför esnafında değil, tüm meslek kollarında mesleki yeterlilik belgesi gelecek. Evet. Bakkala da gelecek, evet. Kasaba da gelecek, peki. Berbere de gelecek. Peki. Şimdi diyoruz ki bunlar tek bir müfredatta toplansın, tek bir belgele bu sorun çözülsün. Peki. İnşallah onlar için uğraşıyoruz. İnşallah olacak. Peki. Yine bir unsurda hosteslerle alakalı var. Ara verelim. İkinci bölümden hosteslerden devam edelim. Tamam. Çünkü hem servisçi esnafının diğer sorunlarını da konuşalım. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir ara, tekrar birlikte olacağız. Evet sevgili izleyiciler, Esnafın Kürsüsü programında ikinci bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz İzmir Otobüsler ve Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı. Birinci bölümün sonunda servis araçlarını işleten esnafın sorunlarını konuşmaya başlamıştık. Aslında başkanım, servis araçları, servis esnafçılığı aslında bir aile işletmesi değil mi? Servis esnafları. Şimdi hostes konusunda kalmıştık tam. Evet. Yani benim, bizim buralardan bildiğim, Aydın'dan, bölgeden bildiğim aslında bir aile işletmesi gibi. Yani koca servis aracını sürüyorsa eşi de hostesliğini yapıyor. Birlikte sabah erkenden kalkıyorlar. İşte çocukları, küçük yavrularımızı araçlarını alıyorlar. Gitmesi gereken okullara bırakıyorlar. Ya da öğleyin ya da akşam üzeri tekrar okul çıkışında da evlerine bırakıyorlar. Ama sanırım yeni bir uygulamaya geçildi ya da bir yönetmelikte mi bir düzenleme yapıldı. Geçen biz Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmer işte yaptığımız bir programda da bunu gündeme getirmiştik. Artık servis araçlarında hosteslik yapan kişilerin en az lise mezunu olma şartı mı ne getirildi? Bu sizin esnafları, servisçi esnafları nasıl etkileyecek? İşte dedik ya, bir dokun bin a işit. Evet. Şimdi demin şoför esnafında şunlar lazım dedik. Bir de sertifika çıkardılar işin başına. Evet. Tabii bu olaydan başlangıcına gitmemiz lazım bence. Evet. Eğer müsaade ederseniz belki siz de o soruyu soracaktınız bana. Alperen Sakin olayı yaşanmıştı. Evet. Allah bir daha o acıyı kimseye yaşatmasın. Servis aracında ölen yavrumuzdan bahsediyorsunuz. İşte servis aracında değil. Araçta. Araçta. Bir defa burada altını çizmek istiyorum. Bindiği ve o araç servis aracı değildi. Anladım. Sizin odanıza... Odaya kayıtlı olup olmaması önemli değil. Anladım. Bizim odamıza kayıtlı olmayan da ticaret odasına kayıtlı veya diğer odalara kayıtlı esnafımız da var. Evet. Ancak bu araç servis aracı değil. Bakın, okulun çalışma izni yoktu. Ben o gün o tarih itibariyle yazılı ve görsel basında hep anlattım. Evet. Burada dedim, imaller yok, imaller zinciri var. Bunları anlattık, izah ettik. Evet. Ve servis taşımacılığıyla
altını üstünü böyle çok kalın kalın her platformda çizdik ve her platformda çizmeye de devam edeceğim. Patates soğan taşıyan, yürüyen bir billboard olan ve tabiri caizse emek arası korsan bir araçta bu hadise yaşandı. Ve daha sonra bir takım yetkililer kamuoyundaki, yani bu nasıl program birinci bölümde %15-20% zam diye bağırdılar ama evet, bizim açıkladığımız fiyatların aşağı yukarı %2 katı, %3 katı, %3.5 katı, %4 katı başka yerde ücret alınır, onu kimse görmezden gelir. Evet. Onun gibi türbüne oynamak ve realitede uygulaması mümkün olmayan bir takım hadiseler getirdi. Bunların başında şoförlere sertifika getirildi. Evet. Sanki yokmuş gibi seyrediyoruz, psikotekniği, şoför tanıtım kartı gibi yokmuş gibi, ehliyeti yokmuş gibi. Rehber personellerde de 22 yaş ve lise mezunu zorunluluğu getirildi. Ben bunu Gazi Meclis'te, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parti gözetmeksizin tüm ulaşım komisyonu, tüm milletvekillerinin tamamını anlattım. Bu belgelerle bizim odamızın web sayfasına girerlerse görürler. Evet. Yani o Gazi Meclis'e girmek için, bir milletvekili olmak için ne olacak? Milletvekili olacak. Milletin vekili. Evet. Asil değil, vekili. Evet, evet. Olmak için ilkokul 4'ü bitiriyorsunuz. 18 yaşında milletvekili olabiliyorsunuz. Evet. Servis aracında 22 yaş lise mezunu. Bu ne periz, bu ne lahana yani tursu. Milletvekili olmak için 18 yaş sınırı var ama evet, serviste hostes olmak İlkokul mezunu için... olmak yeterli. Yani. Serviste 22 yaş lise mezunu. Evet. Bir de bununla beraber kalınmıyor. Dedi ki tamam kardeşim, madem eğitim koydunuz. Amenna. Evet. Yani eğitim koyduysa sen burada eğitim sınırı. Benim 22 yaşındaki bir vatandaş, eğer iki tane üniversite bitirmiş olsa dahi, evet, bu eğitimi almadan ve eğitimde başarılı olup sertifikasını eline almayan bir kişi rehber personel olabiliyor mu? Olamıyor. O zaman eğitimi kaldırın, yaşı da kaldırın. Evet. Hatta ve hatta biz Türkiye genelinde İstanbul Servis Araçları Odası'ndan İstanbul İşkur'una müracaat yaptık. Evet. Bakın İstanbul İşkur'a yaptığımız müracaatta çok açık net söyleyeyim. Çok açık net söyleyeyim. Orada şöyle bir olay yaşadık. 15 şehirde part time çalışacak 3000 tane rehber öğretmen istedik. Bu istediğimiz rehber öğretmenlerde İşkur'a resmi müracaat yapıldı. Gelen cevabı yazılarda kaç kişi bu işi yapmak için talip oldu ve bu yapılan müracaat neticesinde iş başvurusunda bulundu biliyor musunuz? 15 milyonluk şehirde. Kaç kişi başvurdu? Bir kişi. Bir kişi. Çok harika. Şimdi ben Sayın Bakanıma söyledim. Ben İzmir'de bulamıyorum dedim. Evet. Allah aşkına 300 bin nüfusu, 400 bin, 500 bin nüfusu bir ilde bunun bulunması mümkün mü? Dediğiniz gibi bu işi ailece yapıldığını anlattım, izah ettim. Evet. Ve çok sulandırıldığını izah etmekle beraber arkasından bir de bu kamera, hı hı, ve üç noktalı emniyet kemeri ve sensör olayı gündeme getirdiler. Evet. Şimdi bazıları çıkıyor ve Sayın Bakan'a şunu arz ettim. Bu 25 Ekim 2017'de çıktı. Biz bunu Ağustos ayında internette gördük. Bunun satışı sunulmuştu. Bir şartname hazırlandı. O şartnamede ben imza attım. Evet. O imza da şu. Şimdi biliyorsunuz elektronik ortamda insanlara yalan söylemek basit. Evet. Bu eksik 10 dolar yazılımda. Bu eksik 20 dolar. Şunu eklememiz lazım 50 dolar. Böyle bir şartname hazırlandı. Yarın bir gün hiçbir, evet, şekilde bu işin rantına bakan kesme fırsat vermemek açısından. Ve biz bu konuda ilk çıktığı günden beri kameranın neye hizmet edeceğini anlatmaya çalıştık hep. Şimdi kamera nedir? Şimdi kamera çekecek. Bu şahıs art niyetliyse, art niyetliyse, eğer böyle bir olaya karışmışsa, evet, ne yapacak? Hafıza kartını sökecek, yine hafıza kartını takacak. Online olmadığına göre, yani biz neyi gözlemleyeceğiz? Bize kamera ne getirecek? Evet. Bunu anlattık, hep izah ettik. Olursa da böyle olması lazım dedik. Yani bir yerden kaydedilebilir ve izlenebilir olması lazım. Onu da online 18 bin araçta mümkün mü bunun? Peki. Yani bunun ne bulut sisteminde, evet, veya böyle bir daha teknoloji yok. Bunları bir server olarak kaydedecek böyle bir teknoloji yok. Evet. Veya olsa da maliyeti çok büyük. Yani bir de bir maliyet tarafı var bu işin. Evet.
Burada dedik ki yapılması gereken veri okul ve servisi arasında veri ve bilgi iletişimi kurmamız lazım. Evet. İndi bindi gibi. Evet. Bu konuda da bize bir takım kişiler çamur atmaya çalıştılar. Ya çamur at yapışmasa izi kalır. Ya ama şunu unutmayın arkadaşlar. Güneş balçıkla sıvanmaz. Evet. Şimdi bazı sorular var. Bu onunla ilgili galiba değil mi? Ona da cevap olur yani. O konuya da cevap olur. Bakın o konuda bizi suçlayanlar GPRS olayında da ya bunları diyorum Allah ıslah etsin başka bir şey söylemiyorum. Yani dinimi eleştiren bari Müslüman olsa. İnsan biraz utanır. Biraz edep olur. Biraz haya olur. İnsanı insan yapan en büyük unsurlar edep hayadır. Evet. Yani burada bizi hırsız dediler. Bizim o cihaz işte Türkiye'nin en büyük GSM operatöründe marka söylememek için söylüyorum. 15 lira 80 kuruştu aylık kullanım maliyeti. Eğer 15 tane öğrenci bulursa veya 12 tane öğrenci bulursa bedavaydı o cihaz, evet. O sistem. Hı hı. O bize bu lafı söyleyenler 450-500 lira cihaz sattılar, üstüne 50 lira komisyon aldıkları ortaya çıktı. Bunların sesli, evet. Sesli kayıtları var. Siz aslında bu hamlenizle servisçi esnafını büyük bir şeyden de sıkıntıdan kurtarıyorsunuz. Bu yalnız İzmir olarak değil, ben Türkiye geneline konuşuyorum. Evet. Bunu Sayın Bakanıma arz ettim. Sayın ya Bakan, İçişleri Bakanı mı? Milli Eğitim Bakanımız var. Çünkü Milli Eğitim Bakanımız şöyle bir özelliği var. Farklı bir yapıya sahip. Evet. Bir de mutfaktan gelen, kendi okulları var. Evet, evet. Yani işi bilen bir kişi. Evet. Hatta bana İzmir'den dedi, çok heyecanlısın. Dedim, yani bunu anlattık. Sensör olayını anlattım. Dünyada bunun bir örneği varsa Sayın Bakanım, Federasyon Başkanı da burada dedim. Evet. Girsinler bakın, odanın web sayfasında bunların hepsi var. Evet. Ondan sonra GPRS'i anlatayım. Ya bunların ses kayıtları var. 50'şer lira cihaz başı komisyon istediklerine dair, aldıklarına dair. Evet. Ve aylık kullanım maliyeti hem o bizim GSM operatörü değil, daha ucuz olan GSM, yarı yarıya, üçte bir daha ucuz olan, üçte iki daha ucuz olan GSM operatörü aylık kullanım maliyeti 24 lirayla 32 lira arasında değişiyor. Siz büyük yani, bir rantı önlemişsiniz. Yani şimdi burada tabii çomak sokuyorsun ya, evet. O rahatsız ediyor. Evet. Bir de kişi kendinden biliyor işi ya. Evet. Sen şimdi kalkacaksın, beni eleştireceksin. Sen kendi işine sahip çıkamamışsın, vergini ödeyememişsin. Bu işte bunu yapamamışsın. Öbür tarafta korsan demişsin. Korsan arabanın üstüne yakalanmışsın. Ondan sonra beni eleştireceksin. Yok böyle bir şey ya. Yani bu sorulardan yine ben şey yapayım. Üzülüyor bunlara. J plaka deniyor. Manisa plakaları. J plakayı da anlatayım. Şunları anlatayım önce de. Şu bizim sorunlarımız anlatayım. J plakayı unutmayalım. Evet. Şimdi burada biraz edep ayağı lazım. Şimdi dolayısıyla rehber personelde de kalkıp da bu olayların olmaması gerektiğini anlattık. Ve orada birkaç oda başkanımız, yaptıkları belli olsun diye çıkan bazı arkadaşlarımız var. Tecrübesiz arkadaşlarımız ama biz meşe oynamıyoruz. Gitmişler mesela 3 noktalı emniyet kemerin arabalarda olduğunu söylemişler. Bakan arz ettim. Dedi şu illerin oda başkanı. Bir tanesi burada. Evet. Nasıl olur? Dedi öyle değil mi, arabalarda yok mu? Dedim nasıl var ya? Anlattım, izah ettim. Sonra bakan bey hemen talimat verdi, baktı. 3 noktalı emniyet kemerinde getireceği sıkıntıları. Biz dedim 10 bin fite çıkıyoruz, 2 noktalı kullanıyoruz. Evet. Sonra bu araçların kalkıp da araç imal tadil montaj yönetmenine göre TSE tarafından belirlenen, bu konudaki uzman mühendisinin hazırlamış olduğu raporlara göre o kriterler belirlenmiş ve nasıl ne şekilde takılacağı belirtilmiş olan bir sistem var ve bundan da bir sorun yaşanmamış. Evet. Onu anlattım, izah ettim. Yine arkasından şeyi anlattık işte, izah ettik. Sensör olayı eğer dünyanın bir yerinde uygulanması ve uygulanan bir şekli varsa dedim, gidelim, görelim, uygulayalım. Ama ben bunu İzmir'de uygulayamam. Yani bunun mümkünatı yok. Realitede uygulanması mümkün değil. Tabi burada birkaç kişinin canı yandı. Bunları anlatınca bazı şeyler, vay efendim bunu böyle söyler misin diye, sanki bunu Türkiye'de sensörü, kamerayı, tam tersine bakın. Evet, siz getirmişsiniz. Ben getirmişim lanse etmeye çalışıyorum. Ya biraz utanır insan, biraz bilmiyorum. Ben biraz, yani insanda birazcık ya bir ar vardır, ya bir haya vardır, bir edep vardır. Azıcık yani insanı insan yapan bu unsurlar çok önemli bence. Yani öbür türlü biz mağlup oluruz. Evet. Onu anlatıyorum, onu izah ediyorum. Ve bunun resmi olarak müracaatını yapan Türkiye'deki birkaç kişiden bir tanesi benim. Kim varsa elinde belge. Hatta bu konuda kimlerin yetkili olduğuna dair. Ve Allah izin verirse de bunların İzmirli'm ya bu konuda çok isyan ediyorsun diye Sayın Bakanım söyledi. Ve önümüzdeki günlerde STK'lar olarak
bir toplanıp yeniden bir yönetmenin hazırlanması hususunda. Dedim ya az önce programın birinci bölümünde 16 Nisan'da bir toplantı yapmıştık. Evet. Bana sordular orada bu yönetmenin neresini revize etmek lazım? Çok affedersiniz dedim, deveye sormuşlar. Neren doğru? Şey neren eri? Neren doğru ki demişti. Evet. Ben dedim bu konuda bunun ele alınacak tarafı yok. Sıfırdan hazırlanması evet. lazım. Ama burada biz yıllarca değişik platformlarda bunun toplantılarını yapmışız. Yani şöyle bir hava estirilmek istenir. Ben söyleyeceğim olacak. Evet. Arkadaşlar Türkiye'de 700 tane oda var. Bizim üstümüzde bir Türkiye Şoför Otomobilciler Federasyonu var. Bilmiyorum. Ve biz İzmir'de şoför odası 28 şoför odasıyız. Ne olursa olsun her türlü platformda bizim üstümüzde İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği var. Evet. Yoksa benim gibi 28 tane şoför oda başkanı var. Burada biz her türlü sorumlulukta, her türlü soruna biz ayaklarımızı, ellerimizi, başımızı koyuyoruz. Evet. Öbür arkadaşlarım da aynı şekilde aynı duyarlı gösterdiğine inanıyorum. Ama kalkıp da bazıları maalesef işkembeyi kullanıp karalama. Yani kişi kendinden bilir işi ya. Evet. Az çamuru yapışmaz. Bakın arkadaşlar, güneş balçıkla sıvanmaz. Ben geçtim bunları çok gördüm. Bizim burada tek hedefimiz var. Esnafımızın ekmeğini bir dilim fazlalaştırabilmek. Evet. Bu işler ve bu şey plakayı kutsal bir miras olarak bırakmak. Bizim iş güvencemiz, sosyal güvencemiz ve geleceğimiz şey plaka. İşte burada esnafımıza bunları anlatırken en büyük taleplerimizden bir tanesi de inşallah bunu kamuoyunda kamu spotu yapacağız. Diğer şoförlere, diğer sürücülere de seslenmek istiyorum. Araçların arkasındaki dur lambasının frene bağlı bir lamba olmadığını. Bu lamba kapı açıldığı zaman, yani inen veyahut da binenin olduğunu gösteren bir lamba olduğunu. Dur lambası yandığı zaman hiçbir şekilde okul servis aracının sağından veyahut solundan geçilmez. Evet. Bunu Amerika'dan gelen bir arkadaşım anlattı. Evet. Hatta bütün trafik duruyor. Bütün trafik duruyor. Evet. Yani burada özellikle vurgulamak lazım. Diyor ki orada dört şeyde duruyor dedi trafik. Evet, tüm trafik duruyor. Yangında. Evet. İki ambulansta. Üç, herhangi bir şekilde emniyet, güvenlik sebebiyle siren çaldığı zaman. Dört de diyor bir okul servis aracının dur lambası yandığı zaman diyor, trafik durur diyor. Evet. Ne sağından ne solundan geçilir. Ve o panik yaşatılmaz. Karşı şerit dahi duruyor. Karşı şerit de tabii komple karşı şerit de yani komple. Yani giriş geliş komple. Yani evet. Bunun durması gerekir. Bu konuda da biz özellikle vurgulamak istiyoruz. Yine diğer bir husus da, öğrenci velilerimizden özellikle rica ediyorum. Mesela bazı arkadaşlar servis kullanmıyor. Tek çocuğunu alacak, okulun önünde en böyle kolay yere arabayı bırakıyor, gidiyor. Evet. Evet. Şimdi gidiyor, bizim araç istersem ikinci, üçüncü sıra oluyor. Dolayısıyla okul duvarlarının çevresinde, okul bahçe duvarlarında bir otopark yasağı getirilmesi lazım. Evet. Ve burada öğrenci servisleri bekleme yapmaksızın inip ve binişlerde burayı kullanırlarsa dedik Türkiye'nin geleceğini taşır. Çocuklarımız çok güvenli bir şekilde iner ve biner. Bunu söylemek istiyorum. Bu okul çevrelerindeki park yasağı UKEME kararıyla alınamaz mı? UKEME kararında işte bunları yetkililer hepsine ilettik bunları. Öyle bir karar. İnşallah olacak. Bu aslında olacak. Sadece İzmir'in değil. Ben İzmir'i konuşmuyorum tüm zaten. Tüm Türkiye'nin. Türkiye genelini söylüyorum. Yani gerek ilimizde gerek Türkiye genelinde de tekrar öğrenci velilerini de uyarmak istiyorum. Bir defa İzmir ilimizde bir S plaka olayı var. Evet. Aracın S plakalı olup olmadığına özellikle dikkat etsinler. İkincisi aracın arkasında dur lambası, okul taşıtı ibaresi var mı? Her koltukta bir emniyet kemeri var mı? Evet. Ve araçlarda bir fiyat tarifesi bulunması zorunluluğu var. Bu fiyat tarifesinin üzerinde bir ücret hiçbir şekilde ödemesinler. Evet. Eğer fazla ücret ödenmesi talep edilirse, bu bazılarını arada da gördüm acıtmış. Evet. Sen şikayet etmesinler böyle bir durumda başkanım. Hemen tüketici hakeme yetme. Hemen tüketici hakeme. Tüketici hakeme de hemen nihai karar veriliyor. Hemen o üstteki parayı vermek zorundalar. Anladım. Arkadaşlar kimse kalkıp da çoban üzerinden kurban kesmeye kalkmasın. Anladım. Çayın taşında çayın kuşunu vuracak. Ben oturacağım orada. O kazasıyla, belasıyla, cezasıyla çalışacak. İşine gelmeyince akşam gelme diyeceksin. Veya akşam başkasına vereceksin servisi. Sen ondan sonra oturduğun yerden para kazanacaksın. Evet. Böyle bir dünya yok.
Dünyanın hiçbir yerine böyle bir sistem de yok. Siz bunu aslında aynı zamanda sadece velilere değil, bu işi yapan kendi esnafınıza da, yani burada böyle bir şey yok ya. Evet. Yani İslam'ın şartı 5. Haddini bileceksin 6. Yani herkes haddini bilecek. Burada da özellikle vurgulamak istiyorum. Öyle kalkıp da kimin yüreği yetiyorsa gelsin karşımda konuşsun. Başkan, bu ben siz dertli olduğunuzu anlıyorum ben. Ya 3000'e yakın servis aracı var. 7000'e yakın servis aracı var. 7000'e yani, yakın araç olarak. 6200-6400 civarında. Bazı kişilerin 2 tane aracı var anladığım kadarıyla. Ticaret olarak kayıtlı arkadaşlarımız da var. Diğer olarak kayıtlı arkadaşlarımız da var. Anladım. Yani burada biz emek hırsızları, nasıl korsan taşımacılık, S plaka taşımacılık varsa, bu bir terörse, esnafın sırtından geçinenler de bir nevi terör içindedir. Evet. Yani bu konuda kazasıyla, belasıyla, cezasıyla, alın teriyle her türlü sorumluluğu taşıyan, esnafın parasını gasp eden ve alın teri akıtmadan ortak olan herkes bu terörün içindedir. Herkes haddini bilecek arkadaşlar. Bu bakanın ilk bölümde konuştuğumuz genelgeden de anladığımız kadarıyla burada sadece sizin odalara değil, emniyete, büyükşehir. Tabii emniyet, yani bu işte koordine emniyette valide, sayın valimize de anlattık. Şimdi iş gargaraya gelmesin. J plaka olayını sordunuz da. Şimdi J plaka var. İzmir'e Manisa'dan, Manisa plakalı 45, Manisa'dan gelen korsanlar olduğuna dair şimdi bakın, sorular geliyor. Bunlarla nasıl mücadele ediyorsunuz? Aydın var bir yandan. Şimdi yalnız J plaka olarak değil. Çünkü İzmir'le Aydın ve Manisa ve Balıkesir iç içe girmiş durumda. Evet. Şimdi Selçuk'a gittiğiniz zaman bir adım attığınız zaman Aydın, bir öbür taraf İzmir. Evet. Edremit kısmında da bir adım attığınız zaman Balıkesir, bir adım attığınız zaman İzmir. Evet. Burada da tünelin de açılmasıyla beraber gerek ekonomik açıdan fabrikalar, gerekse okullarla beraber İzmir'le Manisa iç içe girmiş durumda. Evet. Bunun nasıl ve ne şekilde bu taşınmacının olacağını ve olması gerektiğini 15 yıldan beri anlatıyoruz. Hiçbir şekilde, yalnız bu İzmir'e değil yalnız, Türkiye genelinde iller arası servis taşımacılığı diye bir olay yok. İller arası servis taşımacılığı yasanın hiçbir yerinde de yok. Bu o zaman en büyük sıkıntı, Manisa'ya giden fabrikalara, Manisa'da organize sanayideki fabrikalara giden, İzmir'den giden işçiler. Tabii. Yani bu yalnız İzmir'e değil ama bak. Mesela bir kuzeye gittiğiniz zaman o 50-60 kilometrede 3 tane il geçiyorsun. Evet, doğru diyorsun. Yani şimdi burada biz de bunu anlattık, izah ettik. Çünkü mutfaktaki kişiler biziz. Ben 78 yılından beri, 77 yılından beri idarecilik yapıyorum. Bunları anlattım, izah ettim. Burada tecrübe önemlidir. Yani masa başında alınan kararlar, ama bizim sonuçta belli bir noktaya kadar yetkimiz var. Biz anlatırız. Evet. O kadar. Ve anlatmaya da devam edeceğiz. Şimdi burada nasıl ve ne şekilde olacağını 15 sene önce de anlattım. Nasıl söyledim ya, 99 yılında o hızlı treni anlatmışım. Evet. O üst geçit köprüden İkiztepe ile Seyrek arasında yapılsın. Onu da anlattık, izah ettik. Biraz geç anlıyorlar arkadaşlar. Ya jetonlar plastik. Şimdi bakın, şimdi iç içe girmiş bir realite var. Hayatın gerçeği var. Evet. Bu konuda bir karar alındı. İkametgah esas alınacaktı. Yani İzmir'de oturup Manisa'da çalışan arabalar S plakalı araçlar olacaktı. Orada ikinci bir iş yapamayacaktı. Evet. Manisa'da oturup da İzmir'e çalışmaya gelenler de J plakalı gelip burada ikinci iş yapmayacaktı. Bunlar ayrıca birer tane GPS takılacaktı. Evet. Bu GPS'de eğer kalkıp da ikinci bir iş yapmaya kalktıkları zaman da hemen anında müdahale edilecekti. Eğer GPS'i arızalıysa bizim yaptığımız müracaatlar, belgelerimiz var. Önce ikaz edecek, ikinci arızada çalışma izin belgesi Manisa İzmir arasında iptal edecek. Şimdi bununla beraber 4S diye bir belge çıkardı bakanlık Türkiye genelinde. Evet. Bu iller arası servis taşımacını. Bu da mahkeme kararıyla iptal oldu. Bu bir. Arkadan bazıları çıktı. Ben dedi ki, işte yaparım. Tabi oradaki belli kurumların da gücünü alarak. Dediler ki bu sefer ikametgahı esas alacağız ama fabrika ikametgahı da olabilir. Sulandırdılar. Evet. Sonuçta anlattık, izah ettik. Fakat buna rağmen mahkeme dediğim gibi 4S olayını bozdu. Evet. Bu sefer dedi ki ben D plakalı, D belgeli araçlarla ben bu taşımacılığı yaparım diye bir takım kişiler çıktı. İşte şöyleyim, böyleyim, şöyle yaparım, böyle yaparım, benim şöyle çevrem var, böyle çevrem var. Ve 25 Mayıs 2000
18 tarihinde bu yasal düzenleme yapıldı. Bu yasal düzenleme ile beraber D yetki belgeli araçların kalkıp da bu taşımacılığı yapması yasal açıdan iptal oldu. D engellendi. Yani D yetki belgeli aracın amaç dışı taşımacılık yaptığı tespit edilmesi halinde hem yetki belgesi firmanın yetki belgesi iptal edilme durumu çok açık bir net şekilde yönetmelikte yer aldı ve bu da bir nevi kanunen yasaklandı. Şu anda bir şeylik var, sıkıntı var. Evet. Ama bu insanlar gidip gelecek. Ve bakın, okullar açıldığı günden beri insanlar yalan söylüyor. Allah muhafaza da bir kaza olmasın. Ve burada bu insanlar gidip gelecek. Biz de diyoruz ki bunun bir tek yolu var. Anlattık, izah ettik ve anlatıyoruz. İnşallah geçen gün Sayın Valimize de gittim. Tekrar anlattım durumu. Burada çok açık ve net şekilde aktarma istasyonları olursa bu sorun kökten çözülür. Yoksa bu şekilde kalkıp zaten S plakalı bir arkadaşımızın oraya gitme gibi müracaatı sınırda olmadı. Diğer ilin servisine mi aktarsın başkanım? Ya onun anladım. Değişik şeyleri var. Şimdi burada fazla açarsak bu olayı da sulandırıyorlar. Anladım. Şimdi yani 9 kere 8'i bilmeyen adam 8 kere 9'u hiç bilmiyor zaten. Evet. Ondan sonra da kalkıp da oradan bir şey alıyor, oradan bir şey alıp bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Daha çok sulandırıyorlar. Evet. Burada da iki belediyenin yetkilileri, iki yörenin STK'ları, bu taşıyan arkadaşlardan da bir kısım arkadaşlar alıp çok geniş bir paydaşın, tamamen bütün paydaşların olduğu bir böyle toplantı yapılması lazım. Bu birkaç yapılacak toplantıda bunun nihai karara eğer samimiyet varsa varılır. Biz bunun benzerini şeyde yaşıyoruz. Mesela Kuşadası'ndaki taksiciler Adnan Menderes Havalimanı'na yolcu götürebiliyor ama oradan yolcu alamıyor. Ya da yolcu götüremiyor. Böyle onlar da çok kavgalar yaşamışlardı. İzmirli taksicilerle Aydınlı taksiciler. Yani burada da benzer bir durum var sanırım. Bu farklı biraz. Ben taksi olayına pek yani girmek istemiyorum. Çünkü yani o zaman kendimi inkar etmiş olurum. Kendi evet. prensiplerimi Yok, dedim ben, ya. Yok ben konunun anlaşılması anlamında söylüyorum. Yani bu daha basit. Sınırlarda daha evet sizin bu daha basit bizimki. Evet. Yani burada çok açık net şekilde ben söylüyorum ki biz bunun kararını veremeyiz. İzmir Büyükşehir'si bunun tek başına kararını veremez. Manisa Belediyesi bunun kararını tek başına veremez. Evet. Manisa Odası bunun tek başına kararını veremez. Evet. Burada hem İzmir Valiliği, hem Manisa Valiliği, hem İzmir Belediyesi, Manisa Belediyesi, STK'lar, evet. üst birliklerimiz bu iş yani bütün burada yer alan tüm paydaşların katıldığı bir platform kurulması lazım. Evet. Bu platformda enine boyuna olay samimi bir şekilde nihai karara bağlanması çok zor bir olay değil. Evet. Başkanım şimdi sizin öğrenci taşımacılığının yanında işçi taşımacılığı da var. Evet. Fabrikalara tabii. İşçi taşıyorsunuz. Ya da beyaz yakalıları da taşıyorsunuz. Tabii mühendisler evet. Onlar da var. Tabii. Mesela bugün akşam üzeri Aydın'da bir fabrikaya işçi taşıyan servis aracı devrildi. Biri ağır 44 yaralı vardı. Ben onlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evet geçmiş olsun. Yani servis taşımacılığı gerçekten ciddi bir iş. Şimdi ben şunu vurgulamak istiyorum. Tekrar sizden şunu ifade etmek istiyorum. Birkaç şey aldım. Lütfen bu konuda biraz daha açıklar mısınız? Anlamayanlar için. Art niyetler için. Evet. Bu televizyon Aydın televizyonu mu? Aydın'la mı yayın yapıyor? Televizyon... Bizi yalnız Aydın mı seyrediyor? Yok bizi şu an 71 ülke izleyebiliyor. TürkSat'ta, Uydu'da yayın yapan bir televizyon kanalı. Dijitürk'te, D-Smart'ta, buna benzer dijital platformlarda tüm dünyadan izlenebilen bir televizyon kanalı. Yani günümüzde artık yayıncılığın nereden yapıldığından çok nereye ulaştığının önemi var. Yani şu an bizi hem tüm Türkiye izliyor hem de yayınımızın ulaştığı 71 ülkeden izlenebilen bir televizyon bu. Yani bunu biz, da altını çizmek biz istiyorum. Biz Ege'nin televizyonuyuz. Ha. Ege'den dünyaya sloganıyla yayın yapan bir haber kanalıyız. Ege'den, evet. Ege ağırlıklı haber yayıncılığı yapan bir televizyon kanalı. Yani ben de o tür ithamlarla gelen izleyicilere... Zor durumda kaldım yani şimdi kalkıp da... Yok. Yani siz buraya sağ olsun bu TV'den ailesi bir çağırdı. Burada bize bir esnafımızın sorunları Türkiye genelinde bize
anlatabilme fırsatını, başkanım, imkanı verdiniz. Şimdi başkanım, ben şunu biliyorum. Hasan Basri Bostancı'nın bu servis araçlarıyla ilgili, sizin sektörünüzle ilgili birçok kanunda, yönetmelikte bunların hazırlanmasında emeği ve katkısı bulunan, nasıl yayının başında Hulusi Akçıt'ı konuştuysa, evet, Hulusi Akçıt'ın Esnaf ve Sanatkarlar Camiası'nda nasıl bir emeği varsa, sizin de bu alanda çok etkin ve yetkili olduğunuzu, bilgili, donanımlı olduğunuzu bildiğim için ben hazır okullar açılıyorken servis araçlarında servis esnaflarının ne gibi sorunları olduğunu konuşalım, evet, diye. Bunu sadece bizim İzmir'in ya da bölgemizdekinin değil, tüm Türkiye'de benzer sorunlar var. Tabii tabii. Bunları Türkiye'de konuşalım düşüncesiyle şey yaptık. Hatta tesadüf oldu. Birinci bölümde konuştuk. Bugün de fiyat tarifesi çıktı. Tamamen tesadüf oldu. Yani şimdi, bu bir planlama değil ama TV'deni sadece bir ile hapseden anlayışı da ben de kınıyorum yani buradan. Yani o arkadaşlar sanırım size garezleri var ki bizim üzerimizden çıkarmaya çalışıyorlar. Ya hiç kişi yani bunlar bu kervan yürür. Önemli değil. Evet. Son 5 dakika bana söylerseniz birkaç tane kamuoyuna duyurma. Şu an var 15 dakikamız, 15 dakikamız var. Şimdi dediğim gibi yani öğrenci velileri bunları dikkate almayacağız. Şimdi şöyle, herkese eşit davranarak adil olunmaz. Evet. Herkese hakkını vererek adil oluruz. Evet. Dolayısıyla herkes yani, hedefleyen kimsesiz kalır değil mi? Evet evet, yani onlar önemli değil. Biz burada bir defa abdestimizden şüphemiz yok. Evet. Yani benim dinime eleştiren bari Müslüman olsa denir ya. Evet. Burada kalkıp bizim de eksiklerimiz olabilir. Kesinlikle. Biz burada kusursuz bir Allah. Ama her zaman için tek bir hedefimiz var. İşte bu hedefi yoluna çıktığımız zaman arabalar tek renk, plakalar tek renk olacak. Bu bir sosyal güvencemiz olacak. Biz farklı bir sektör olacağız. Bu bir meslek olacak dediğimiz zaman herkes gülüyordu. Evet. Ama gerçekleştirdik. Şu anda Allah bin bereket versin. Yani çok açık ve net söyleyebilirim ki bu konuda Türkiye genelinde servis taşımacılığı artık bir meslek, bir sektör oldu. Ben Van'ından tutun, Trabzon'undan tutun, Adana'sından, Mersin'den, Edirne'sinden, Hakkari'sine kadar, Aydın'ına kadar. Evet. Yani neresi varsa hepsine gitmişimdir. Evet. Ve onlara hep her konuda gidemediğim yerlerde Uşağı'na kadar, Eskişehir'ine kadar, Denizli'sine kadar hep katkı koymaya çalıştık. Olayları yerinde çözmeye çalıştık. Ve burada bu sorunların hiçbir zaman için şunu da anlatmak istiyorum. Bu yaşadığımız sorunlar yalnız ilimize has bir sorun değil. Hiçbir oda başkanının ben art niyetli olduğuna inanmıyorum. Ama bizim imkanlarımız kısıtlı. Bunun haricinde kim ne söylüyorsa tamamen yalancıdır. Evet. Ve üçkağıtçıdır. Ve bunlar, bunlara ben bir şey diyemiyorum. Allah bunları ıslah etsin diyorum. Bizim üstümüzde Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonumuz var. Onun üstünde TESK var. TESK var. Evet. Hatta geçtiğimiz hafta içinde TESK Başkanımız Sayın Palağan Döken, evet, bu okul yaşlarının muhakkak yükseltilmesi gerektiği yönünde de kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Evet. Çünkü biz bu yazdığımız yazışmaların tamamı belgeli gelene hem çay ısmarlarız hem belgele gösterebiliriz. Sayın Palandöken'in korsana itibar etmeyin. Şey, korsana itibar etmeyin, şunlara dikkat edin. Hep, evet, itibarları var. Ama şimdi sen korsan diyeceksin, korsan arabanın üstüne çıkacaksın. Sen korsan diyeceksin, korsan araba çalışacaksın. Evet. Sen komisyoncu diyeceksin, şöyle diyeceksin, böyle diyeceksin, komisyonculuk yapacaksın. Oradan sana kazanç çıkacak, o vergini ödemeyeceksin. Evet. Vergi borcun olacak. Arkasından kalkıp da şu iş takibinde şuraya gidersen oradan komisyon alacaksın. Şu cihazı alırsanız şuradan para isteyeceksin. Ondan sonra beni eleştireceksin. Evet. Yok böyle bir dünya ya. Yok böyle bir dünya ya. Öbür taraftan sen çayın taşında çayın kuşunu vuracaksın. Hiç aracın olmadan Ahmet'i çalıştıracaksın, Mehmet'i çalıştıracaksın, Hasan'ı çalıştıracaksın. Üstünden komisyon alacaksın. Sonra konuştukların seni acıtacak. Ve el parasına hordalık yapacaksın. Yani esnafın çayın taşında çayın kuşunu, yani çoban üzerinden kurban keseceksin. Evet. Ondan sonra kalkıp aga olacaksın. Yok böyle bir şey. O zaman kazasıyla, belasıyla, cezasıyla, alın teriyle her türlü sorumluluğu taşıyan bu esnafa da gerçek hakkını hem madde olarak hem de manevi olarak vereceksin. Vermek zorundasın. O senin bir parçan. Başkanım, şimdi ara ara konuşuyoruz. Servisçilerin başka ne gibi sorunlar var? Yani sabah erkenden kalkıyor şimdi, bu insanlar
yollara düşüyorlar. Vallahi dediğimiz tek unsur şu işte, dediğimiz gibi. Çok dikkatli davranmaları gerekiyor. İşte akan bir trafik var. Yani trafiği de kontrol etmek zorunda. Öğrenciyi saatinde okula yetiştirmek zorunda. İşçiyi saatinde fabrikaya yetiştirmek zorunda. Sürekli bir şey. Heyecan. Heyecan içindeler. Bir de şu var, hani o okulu bırakıp hemen dönüp diğer okulun öğrencisini almak, hani şoför esnafının, sizin esnafların da belli bir kazanç üzerine planladıkları bir şey vardır mutlaka ama. Yani bu bir hengamenin içinde. Siz aslında bunun formülünü verdik. Formülünü söylediniz. Ben bunu yayının sonunda da söyleyeceğim. Oradan bir başlık bile çıkardım ben. Yani sadece Türkiye, İzmir'de değil. Türkiye genelinde bu sorun. Yani esnafın başka ne gibi sorunları var sizin servisinizde? Bir de var. Yani ne olursa olsun bizim bu araç yaşında 12 sene bir anda geliyor. Evet. Kaç olması lazım? 20 ideal midir? Ya 20 yani, idealdir. 20 şöyle yani. Yani aslına bakarsanız araçlar dünyanın gelişmiş tüm ülkelerinde TÜV standartlarınca araçlar fenli muayene istasyonundan geçiyorsa, yani o ülkedeki insanların mı kafası çalışmıyor? Bizim yani, daha çok mu çalışıyor? 30 yaşta olsa araba hala kullanılabiliyorsa. Kullanılıyor. Ha biz bu demiyoruz ki, burada rekabetin zaten getirdiği bir olay var. Yani. Ama o platformlarda, o ortamlarda bu konuda hiçbir eğitim almamış. Evet. Ve mesleği olmayan, konusu olmayan kişiler hakem kesiyor. Çocuklarımız hurda arabalarla mı taşınır? Ya arkadaş bakın, araç imal tadil montaj yönetmeliği var. Burada uzman mühendisler var. Bu yapılan çalışmaların tamamı Türkiye Standartları Enstitüsü'ndeki uzman kişilerce onaylanıyor. Evet. Yani bunlar anlatılıyor, izah ediliyor. Fakat oradan sırf şey yapacak yani, böyle kamuoyunda anlatacak. Yani bu şey gibi, spor programlarında var ya, evet. Uğur geri al, evet, ileri al, orada hakem saniyede karar verecek. O 10 dakika orada ileri geri alıp karar veremez ve hayatında topa bir kere vurmamıştır. Evet. Halı sahada dahi oynamamıştır. Evet. Yani programın başında söylediğim gibi hükümeti indirir, hükümeti bindirir. Evet. Ekonomiyi düzeltir, terörü bitirir ama kredi kartına değmemiştir. Evet. Yani veyahut da başka ailevi sorunları vardır. Ona sahip çıkamamıştır ama kalkıp da her şeyi düzeltir. Lafla evet. Peynir ekmek gemisi yürüse amenna. Başkanım siz İzmir Otobüsçüler ve Servisçiler Odası olarak üyelerinizin, odanıza kayıtlı üyelerinin haklarını her platformda savunuyorsunuz. Yani İzmir'deki paydaşlarınızla, valilikle, belediyeyle, diğer STK'larla ya da öğrencisini taşıdığınız veliyle, okul yöneticileriyle, işte işçisini taşıdığınız fabrikalarla tam bir iyi bir koordine içindeyiz. Yani başımızda bir daha çok değerli bir başkanımız var. Birlik Başkanımız Sayın Zekeriya evet. Mutlu'nun da başkanlığında her yere çok kısa zamanda ulaşabiliyoruz. Evet. Yıllarında deneyim var ve o tecrübemizle de sorunları anında çözüyoruz. Evet. Ve hatta buradan da ben bu sene biliyorsunuz bu geçtiğimiz günlerde ciğerlerimiz yandı. Evet, orman yangınları. Orman yangınları oldu. Buradan bir şey başlatmak istiyorum. Gerçi diğer kurumlar da başladı ama bizim de servisçi esnaf olarak, evet. Servisçi camiası olarak, şoför esnafı olarak diyorum ki, gönüllü olan arkadaşların evet. Düşüncem şu, birer fidan bağışlamasını, evet. Bunu ben yetkililerle irtibata geçeceğim. Evet, 7000 fidan yapar İzmir'de 7000 servisçi. Bir de olabilir. Öğrenci velileri birer fidan kendileri bağışlarsa, evet. Makbuz karşısında belli belgeye o bu kurumu yapan kişilere yönlendirelim. Bir servisçiler ormanı olsun. Çok güzel. Böyle bir kampanya başlatmak istiyorum. Evet. Bir nebze olsun bu duyarlılığı benim servisçi esnafımın da göstereceğine, öğrenci velilerimizin de bu konuda katkı koyacağına yürekten inanıyorum. Bu konuda da bu imkanı bize bu televizyondan verdiğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha bu orman yangınları olmaz. Ve esnafımızın da kendine has, servisçi dünyasının da bir ormanı olur. Evet. Bununla da biz hiç olmazsa geriye güzel bir eser bırakırız. Ve ayrıca ben İzmir'de başka odalara pek şoför odası olarak baktığımız zaman bizde bir farklılık daha var. Evet. Oda bünyemizde kredi kefaat kooperatifimiz var. Evet, çok güzel. Esnafımızın sektörel bazda, yalnız esnafımızın diğer esnafların da kredi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evet. Şu anda İyi bir durumdayız. 200 bin TL'ye kadar bir kredi veriyoruz. Evet. Tabii finans açısından biraz bazen plasman sıkıntılarımız oluyor ama genelde esnafımızın da bu konuda bugüne kadar aşağı yukarı
130 milyon TL'ye yakın bir kredi kullandırmışız. Evet. Burada da bize katkı kayan... Siz aynı zamanda Esnaf Kooperatif Başkanıyım. Kooperatifinde başkanısınız. Başkanıyım. Peki. İnşallah ilkleri yaptık. Çok şükür elhamdülillah. Yüce Rabbime de bu konuda hamdi senalar olsun. Ben geçenlerde bir rahatsızlık geçirdim. Geçmiş olsun. Çok şükür onu da atlattık kazasız belasız. Çünkü muayeneye gittim. Hatta bunda değişik bir adam yok. Şunun kalp krizi geçişi oldu, bu oldu. Ben normal rutin kontrola gittim. Evet. Baktım sıkıntı olabilme durumu vardı. Hemen gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve çok şükür görüyorsunuz. Elhamdülillah. Allah'a çok şükür. Yüce Rabbim beni esnafıma bağışladı. Demek ki yapacağım daha çok iş var. Ve ben tek hedefim Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımıza, Atatürk'ün bize emanet ettiği bugünün küçükleri yarının büyüklerine daha kaliteli, daha güvenli servis taşımacılığında çığır açmak, emekçi kardeşlerimizi daha güvenli, daha güzel bir şekilde taşımak, evet, ve bununla beraber servisçi esnafında plakasını daha değerli hale getirip kazasıyla belasıyla alın terini akıtan esnafın hakkını almasını sağlamak, S plakayı sosyal bir güvence, bir iş garantisi, çocuklarımıza bırakacağımız kutsal bir miras yapmak için bu beden, bu can bu bedende olduğu sürece her türlü çalışmayı yapıp ekmeğimizi bir dilim fazlalaştırmak için elimizden gelen her türlü gayreti ve imkanı sizlerle paylaşmak için varım diyorum. Peki. Herkese de teşekkür ediyorum. Rejideki arkadaşlara, size bu imkanı verdiğiniz için de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bu bir fidanda sizden olsun kampanyası inşallah tutar. Aslında bunu sizin İzmir, yetkili kurumlarla konuşacağım. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Zekeriya Mutlu tüm odalar üzerinden... Ben burada var. Bu spontane gelişti. Çünkü ben esnaf muhakkak o da düşünüyordur. Şoförler odası var ayrıca. Tabii tabii yani, o daha düşünürüz. Daha iyi olur. Yani bir büyüğümüz, yüz kuruluşumuz. Ben inanıyorum ki bu konuda gerek diğer odalar daha iyi olur ve bu konuda ben yani burada spontane gelişti. Yani bu daha önce planlanmış bir program değil. Evet. Belki de değerli yönetim başkanım, yönetim kurulundan onay almanız gerekmiyor mu başkanım bazı şeyler? Ya şimdi burada ben bunu bir şey dedim yani bir düşünce dedim. Evet. Yapacağım demedim yani. Hayal ediyorum dedim. Önce hayal etmek lazım. Evet. Tabii bunu kalkıp da zaten biz maddi kısmına girmem ben bu konu. Evet. Para kısmına girmem. Evet, evet. Orada bu işi yapan Tema Vakfı var, diğer vakıflar var. Onlarla beraber işbirliği içinde biz aksinin olduğu yerde olmam. Evet. O konuda ben böyle bir kampanya başlatırız. Ama dediğiniz gibi bunun daha güzeli eğer uygun görürse İzmir Esnaf Sanatkarlar Birliği başkanımız, değerli başkanımız Sayın Zekeriya Mutlu'nun önderliğini yapmak bize de keyif verir. Evet. Zevk verir. Ve burada da komple biz büyük bir aileyiz esnaf camiası olarak. Böyle güzel bir ormanımız olursa da bundan mutluluk duyarız. Evet. Peki başkanım, programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben son olarak varsa anlatmak istediğiniz, aktarmak istediğiniz, okullar başlıyor. Ben bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize, sizin servisçi esnaflarına hatasız kazasız bir sezon diliyorum. Başarılar da diliyorum. Yani sizin son olarak söylemek istediğiniz hem kendi meslek camianıza, esnaf camianıza hem de diğer kesimlere aktarmak istediğiniz, anlatmak istediğiniz bir şey varsa onları da alalım. Vallahi son olarak söyleyeceğim şu olay var. Bizim Esnaf Birliği Başkanlığı'nda Sayın Zekeriya Mutlu Başkanımla beraber yaptığımız görüşmelerde bizim bu yıllardır anlattığımız ruhsat çalışmalarında 27-28 tane belge isteniyor. Evet. Bunları nasıl azaltabiliriz? Bu prosedürü nasıl aza indirgeyebiliriz? Onun çalışmaları var. Belki Türkiye'de ilk olacak bu olay. Evet. Birçok şeyi bitirdik. İnşallah bu önümüzdeki günlerde bu müjdeyi de kısa bir süre içerisinde bu döneme yetiştirmek istiyoruz. Evet. Bu konuda da tek veya birkaç evrakla bu işi çözmek istiyoruz. Evet. Ben 2019-2020 eğitim öğretim yılına çocuklarımıza Allah zihin açıklığı versin. 2027'ye girdik başkanım yani. Ama 2019-2020. Hayır, yıllar çok hızlı geçiyor. Geçsinler. Allah ömür versin. Evet. Her yaşın kendine göre bir güzelliği var. Evet. Çocuklarımıza Allah zihin açıklığı versin. Amin. Allah üstün başarılar versin. Türkiye'nin geleceği çocuklarımız. Görüyorsunuz işte etrafımızda şer güçler var. Evet. Evet. Her zaman
Tek bir şeye ihtiyacımız var. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Esnafa da kazasız, belasız, bol kazançlar diliyorum. Derssiz, cezasız, bol kazançlar diliyorum. Bu konuda da diğer ilgili kurumlara, bizlere göstermiş olduğu, esnafımıza göstermiş olduğu katkı ve göstermiş oldukları yakın ilgi alakadan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Allah öğretmenlerimize de bu konuda imkan versin. O güzellikleri bizim Atatürk'ümüzün emanet ettiği öğretmenlerimizin bu çocuklarımıza sabırla çağın gereksinimlerini de göz önüne alarak çağdaş ve Atatürkçü bir toplumun yetişmesine katkı koymaları için Allah onların da yar ve yardımcısı olsun. Bizlere de işte dediğim gibi esnafa kazasız belasız bol kazançlar diliyorum. Başta size, TV'den ailesine, rejideki arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Önümüzdeki günlerde de olursa ben, geliriz. Şunu da belirtmek istiyorum. Sabah çocuk 6.30'da 7'de servisine bindi. İşte kendisini taşıyan servis şoförü ya da servisteki hostes, rehber hanımefendi ya da beyler de yapabiliyor mu? Rehber, rehber personel cinsiyeti yok. O da güzel. Ya onların somurtkan davranması ya da ya böyle mutsuz bir görüntü çizmesi bence o çocuğun okulda da sabah derse başladığında da mutsuzluk kaynağı olabilir. Yani siz bu konuda da bir eğitim veriyor musunuz? Onu da son tabii olarak sormak istiyorum. Tabii eğitim zaten veriliyor. Milli yani sürekli gülümseyen, gülen, çocuklara pozitif bir yaklaşım sergileyen bir esnaf grubu musunuz? Öyle olması gerekmiyor mu? Yani bu konuda sizin ayrıca eğitim çalışmalarınız, bilinçlendirme çalışmalarınız oluyor mu? Onu da sormuş olayım. Valla bizim zaten kendi bünyemizdeki eğitimin dışında, şoför tanıtım kursunun dışında belediyenin de gerek rehber personeli gerekse sürücülere vermiş olduğu bir sertifika var. Bu sertifikalar belli bir ders görüyor arkadaşlar. Anladım. Uzman kişilerin verdiği bu dersten sonra arkadaşlar sınava giriyor. Başarılı olanlara bu sertifika veriliyor. Evet. Dolayısıyla biz diyoruz ki bugünkü ekonomik şartlarda dünya ve global bu yaşadığımız sıkıntıları da göz önüne aldığımız zaman eğer kalkıp da Türkiye'nin bir gerçeği, yalnız İzmir'imizin değil, rehber personel olmakta çok büyük zorluk çekiyoruz. Hatta imkansız. Evet. Bulmanın imkansız olduğu bu dönemde. Tekrar bunun gözden geçirilmesi, peki, bu serzenişlerimizin dikkate alınması bu mutluluğu daha çok arttıracak diye düşünüyoruz. Peki başkanım, ben çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, bu akşam Esnafın Kürsüsü programında İzmir Otobüsler ve Servisler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı Beyefendi'yi konuk ettik. Başkanıma katıldığı için teşekkür ediyorum ben. Başkanımın anlatımlarından ben şöyle bir özet çıkarmak istiyorum. Başkanım dedi ki sadece İzmir'de değil, Türkiye'de öncelikle büyük şehirlerde olmak üzere tüm Türkiye'de aslında belli saatlerde trafik yoğunluğu çok basit bir uygulamayla çözülebilir. Ne yapılabilir? Fabrikaların vardiya saatleri, okulların giriş çıkış saatleri, kamuda çalışanların işe başlama saatlerinde düzenleme yapılırsa özellikle büyük şehirlerde hiçbir şekilde trafik sorunu yaşanmaz dedi. Başkanımın anlattıklarından ben şunu da anladım. Türkiye'de milletvekili olmak servis şoförü ya da serviste rehber personel yani hostes olmaktan daha kolay. Çünkü ülkede 18 yaşında milletvekili olabiliyorsunuz ama 22 yaşını hatta 26 yaşında şoför olabiliyorsunuz. 26 yaşında şoför olabiliyorsunuz. İlkokul mezunu 18 yaşındaki kişiler milletvekili olabiliyor. Ama rehber personel olabilmek için en az 22 yaşında ve lise mezunu olmak gerekiyor. Başkanımın anlatımlarından ben böyle bir özet çıkardım. Ben yeni eğitim döneminde ve diğer zamanlarda tüm servisçilerimize hatasız kazasız günler diliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.